Medyanet Grup ekranlarından hepinize hayırlı günler sevgili seyirciler. Sahadakiler programıyla canlı olarak karşınızdayız tekrar. Çok değerli yorumcularımız yine birlikteyiz. Ayhan Baynal hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Ayhan Bey? İyiyiz Allah'a şükür, ama bir işimiz yok. İyi. Ligi bitirdik, bekliyoruz yeni sezonu. Evet, yeni sezon heyecanlı olacak biraz. İnşallah. Şemum Akman her zaman olduğu gibi. Şemum hocam siz de iyisiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Hasan Çilingir, Hasan Bey siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Tecrübelerinizden faydalanacağız inşallah. Evet. Çok konumuz var, bayağı da bir geniş konumuz var bugün Kayseri Spor'la ilgili. Gündem yoğun ama şeyden başlamak istiyorum Hasan abi senden. Kongreye çok az bir zaman kaldı, 2 hafta var yok. Kongreden başlayalım, nasıl bir Kayseri Spor olacak inşallah. Şimdi Kayseri Spor Kongresi'ne ben başkan çıkacağını zannetmiyorum. Tek aday olur. Yine. Tek aday olur gene. Zaten o kadar kapalı bir kutuya da kimse ne kafasını uzatır ne elini uzatır. Evet. Gene Berna Hanım devam eder. Yanındaki ekibini alır, kurar. Böyle gider. Ne var, ne yok. Kaç lira borcu var, kaç lira alacağı var. Hiçbirimiz biliyoruz mu? Bir Kayseri biliyor mu? Bilmiyor. Hesapların incelendiği söylendi Hasan abi. Evet. Bazı yönetim kurulu üyeleri muhasebeden hesaplar açıp tek tek incelendiğini, şeffaf bir şekilde söylendiğini. Şimdi Ayhan'cığım inceleme ayrı. İnceleme ayrı. Kamuoyuna lansetme ayrı. Evet. Kongrede açıklanır mı net olarak? Bilanço okunuyor ya. Okunur. Onaylanması gerekiyor. Ben çok bilanço okudum. Mesleğim icabı. Evet. Oradaki bilançoyla gerçek bilanço farklıdır. Ayhan Bey de maliymiş abi. Tüm kulüpler için mi böyle? Evet. Yani Türkiye Ligi'nde, Süper Lig'deki tüm takımlardan bu aynı şey var bilançolar. Aynıdır hocam. Aynıdır. Şimdi, yani görünenle okunan farklı. Farklıdır. Bu nasıl oluyor peki? Bu açık mı var yani şeyde, kanunda şeyde? Bu şekilde gizleyebiliyorlar mı borçların bir kısmını? Şimdi veya gelecekte ödenmesi gereken borçlar mı şey yapılıyor? Kooperatiflere bakın. Orada da 2 bilanço vardır. Hı hı. Üyeler bir bilanço bilir, yönetim bir bilanço bilir. Hı. Bu şekilde oluyor. Üyelere ayda 500 lira 500 lira para ödeyeceksiniz. Size ev sahibi yapacak derler. Adamı içeri alırlar. Adam 20 senede ev sahibi olamaz kardeşim. Şimdi Hasan abi şimdi gündem maddesini inceledim. Baktığımda gündem maddesi önümde duruyor. 5. madde denetim kurulu raporunun okunması, 6. madde mali tablonun okunması ve müzakeresi deniyor. Evet. Aslında buradaki sorun şu, kulübün dernek statüsünde olmasından dolayı da denetimin ve teknikinin daha kolay ve basit olması gerekiyor. Ama şu anki yapı itibariyle kulüplerimizin, sadece Kayseri Spor için değil birçok kulüplerin, %80, %90 kulüplerin dernek statüsü yönetildiği için maalesef denetimde sıkıntılar oluşabiliyor. Mali tabloların bağımsız denetleme tarafından denetlenmemesinin sıkıntılarını yaşanıyor. Ve bunun da neticesi olarak da karşımızda Hasan Bey izah ettiği gibi de farklı farklı rakamlarla farklı farklı şeylerle karşılaşıyoruz. Bir firma düşün, ben bilanço bir şirket devralacaksam firmaya şöyle bilançosuna bakarım. Aktifine, kısa vade, uzun vade, borçlarına, yapısına bakarız. Ona göre bir değer biçeceğiz, ona göre alıp ya da almama kararı veririz. Almama kararı. Şimdi bizim kulüp başkanımız başa geçiyor, diyor ki ben kulüp başkan olacağım deyip de şöyle 20-25 günde bırakıp gidenleri de biliyoruz. Ne diyorlar? Ya bana denen borç da buradaki borç ya da bilanço, yani gerçek borç Hasan Bey izah ettiği gibi, Şenol Bey'in söylediği gibi birbirini yansıtmıyor diyor. Hmm. Yani halen kulüp başkanlarımız diyor ki herkes kendi dönemindeki borcu borç kabul ediyor. Eski dönem borçları kabul etmiyor. Hatta ödeme de yapmadığından dolayı da karşımıza her türlü sıkıntı oluşuyor. Bunun tek çaresi spor yasasının bir şekilde yürürlüğe girmesi gerekiyor. Spor yasası yürürlüğe girerek de anonim şirket, limitesi şirket yapısında benzer bir yapıda oluşacak. Kulüp başkanı, şirket sahibi gibi orayı yönetecek, borcundan da, borçtan da, hatalı borçtan da her türlü şeyden birebir sorumlu olacak. Sorumlu olacak yani. Şimdi bakıyoruz yani basında da okuduk, bazı şeyleri de duyduk. İşte kulüp başkanı şu kadar borç verdi, şu kadar şey yapıldığından söz ediliyor. Doğrudur, yanlış onu bilemeyiz ama bir kulüp başkanı kulübüne borç vermesi ne kadar doğrudur bunu tartışmamız gerekiyor. Evet. Çünkü gelir gider dengesi tutmayınca halde başkan kendisinden şey yapmaya çalışıyor. Başlangıçta dedik zaten, Hasan bir de sana izah etti, kim başkan olur? Evet.
Bu şartta da biraz zor da başkan oluruz. Ama bununla ilgili de mutlaka altyapının da buna düzgün olması gerekiyor. Fener'in, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın da zaten... Bundan daha kötü. Bir dernekleri evet. var. Bir de AŞ olup da SPK'ya kayıtlı bir farklı sportif AŞ yatırımları var. Yani farklı bir borç başka bir şeyde duruyor. Alacak başka yerde duruyor. Yani farklı bir yapı içerisinde gidiliyor. Yani bunun çözülmesi gerekiyor. Yani Süper Lig ise Süper Lig'e en azından anonim şirket şartı koşacaksın, belli şartları koşacaksın. Her önüne genel lig almayacaksın yani. Bunu da buradan belirtelim diye düşündüm. Yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum ama. Evet. Trabzonspor'da herhalde başkan borçları üzerine yani şu kadar yüksek borçlanırsa ödemekle veya mesuliyetle kabul etmek zorunda kalır diye bir madde koydurdu ya seçimlerde. Şey Türk kulüplerinin tamamına olabilir mi böyle? Ya şöyle yani, şimdi çok gereksiz borçlanmanın önüne geçebilir mi? Şöyle şimdi bizim okullarımızda okulların belli gelirleri var. Okullardan bahsediyorum. Yani nedir? Okulun işte kantin geliri. Kantinleri. Velilerden bağış toplanır. Hadi diyelim ki bu geliri 20.000 TL olsun. 20.000 TL olsun. Evet. Bu haldeyken Milli Eğitim Bakanlığı dedi ki kardeşim bu iş dernekle olmaz. O eskiden Okul Aile Birliği derneğiydi. Dernek statüsünden kalktırdı, birliğe geçti. Şimdi ülkede okulların çok cüzi rakamlarla tuttuğu şey dernekle yönetilemezken koskoca kulüpler derneklerle yönetilemez. Hı. Derneklerle yönetmeye kalkışırsanız böyle derme çatma işler olur. Ondan sonra dersiniz ki ben yönetim kurulu toplantısını 3. hafta yapmak zorundayım. Şu kadar 8.000 üyem var işte şu kadar gelmese yapamam dersiniz. Büyük kulüplerde dahil böyle ortada kalırsınız. Dünyanın gelişmişliklerinin hiçbirinde bu sistem yok. Şirket var. Şirketi bir kişi alıyor. Alıyor şirketi tamam mı? Kar zarar ortak. Ne yapıyor? Şirkete yatırım yapıyor. Futbolu yatırım olarak görüyor. Evet. Fransa'da çok örneğini görüyoruz. Fransa'da özellikle var, İngiltere'de var. Yani hı. burada Ziya Eren Bey bağlanmıştı bir gün yayına. Hı. İşte dedi ki ya ben hocam Erciyes Spor'a o kadar yatırım yaptım dedi. Anlattı burada. Sonra dedi İngiltere'den bir kulüp aldım. Orada şimdi. Çok dedi yani ben İngiltere'de kulüp almak varken ben niye şey alayım dedi. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani bu sistemle kulüplerin yönetilmesi mümkün değil. Artık milyonlarca dolar oynuyor. Siz bu sistemle Türk futbolunu ortaya koyuyorsunuz. Onu koyduğunuz zaman zaten futbolun hali ortada. Türk futbolunun ciddi anlamda, çok ciddi anlamda bir rezervasyona ihtiyacı var. Bunu yapamazsanız, rezerv edemezseniz ciddi sıkıntılara girersiniz. Zaten baktığımız zaman nereden bakarsak bakalım Türk futbolu kokuşmuş bir şey vaziyette. Bunu kabul etmeliyiz. Ya, Sayın Başkan da zaten başkan olduğu dönemde kulüpleşmenin, şirketleşmenin olduğunu sık sık dile getirdi. Aslında gündem maddesinin içerisine de böyle bir şirketleşmeli bir maddenin olması gerekiyor. Ya bir şekilde başlanması lazım. Ya bu başlanması yani. Gerekiyor. Bu başkanın da işini kolaylaştırır. Kulübün kurtuluş reçetesi de aslında şirketleşmektedir. İşte ne bileyim geçen programda da söz ettik. İşte Ticaret Odası, Sanayi Odası, Kayseri Belediyeleri, Merkez İlçeler, ve bazı kurum ve kuruluşlar o sermayeden istediler, pay oldular. Ben dernek kulüp üyesiyim. Aslan abi üyesiyim bilmiyorum ama bu üyelerde en azından belli bir miktarda açılırsın. Ayda öder evet. işte 1000 liralık hisse alır, diğer arkadaş 3 lira kalır, 5 lira kalır ama neticede bir akar meydana getirir, ortaya bir sermaye çıkar. Yani bu şekilde dönülmediği müddetçe kulüplerin borçlarla konuşuruz, yok transfer yasayla konuşuruz, yok başka bir şeyle konuşuruz. Yani biz son 3-4 yıldır özellikle son 3 Recep Mamur Başkan'dan sonra biz Kayseri kulübünü toparlayamadık. Yani kim ne derse diyorsun. O bir alt lige düşmenin sıkıntısını halen 3-4 sezonu çekiyoruz. Ayhan Bey şunu da söyleyeyim bakın. Şimdi hepimiz eskiden Türkiye liglerini takip edip Türkiye liglerini bilen insanlarız değil mi? 80'li yıllarda Kocaeli Spor dediğimiz zaman neydi Kocaeli Spor? Fırtınaydı. Sakarya Spor neydi? Fırtınaydı. Şimdi bakın dün Sakarya Spor ve Kocaeli Spor finalde oynayacak değil mi? Final şey? Oynayacak. Evet. Neyin finalinde oynayacak? Şampiyon oynayacak. TFF birinci lige çıkmanın. Ya, Süper Ligi bırakın. TFF birinci lige çıkmanın finalini oynayacak. Eskiden Eskişehir Spor neydi? Yani baktığımız zaman eğer doğru bir finansla yönetemezseniz Allah göstermesin gittiğiniz zaman üçüncü lige, amatör lige düşmeden dönemiyorsunuz. Karabük örneği var, Eskişehir var. Bursa bakın. Bursa harika gençler yetiştiriyor. Gençlerle oynuyor. Hala
Toparlanamadı. Yani aslında baktığımız zaman Kayseri Spor için 2 senedir ligde kalmak inanılmaz büyük bir başarı. Evet. Bakın tekrar ediyorum. İnanılmaz büyük bir başarı. Herkesin bu başarıyı ilk önce bir görmesi lazım. Çünkü siz buradan düştüğünüz anda Kayseri, bu Kayseri'nin ismi olmaz. Gençler Birliği'ni de göreceğiz şimdi. Ankara Gücü'nü de göreceğiz. Erciyes Spor ne oldu? Erciyes Spor yani gitti. Böyle kar topu gibi, he, çığ gibi gidiyorsunuz. Şimdi özür dilerim lafını kestim ama şöyle bir noktayı belirteyim ben. Şimdi Kocaeli'deki arkadaşlarımız da Kocaeli Spor'un amatör ligi kadar düştü dönemi biliyorsunuz. Evet. O zaman parası 100 milyon TL gibi borçlar vardı. Evet. Bu en azından 7-8 sene önce konuşuyoruz. Kulübü de lav etmek istemiştir. Lav edince kurtulacaklarını zannediyor. Lav edildiği zaman kulüp dernek statüsü gereği geriye doğru 10 yıl başkanlık süreleri ve dönemdeki borçlardan birebir sorumlu oluyorlarmış. Kulübü bir anda lav etmekten vazgeçmişler. Oynama şeklini getirip tekrar amatör ligden, bölgesel amatör ligden şu anda Kocaeli ve Sakarya ile beraber o noktaya geldiler. Ekstra yani bir şey söyleyeyim. Burada aslında hep nokta dönüşü. Dernek statüsünden bizim net itibariyle kurtulmamız gerekiyor. Ekstra bir soru sorayım. Türkiye'de ekonomi derseniz şehir olarak. Ekonomi, İzmit, Kocaeli. Evet. İstanbul'dan sonra nereyi gösterirsiniz? Orası. İzmit değil mi? İzmit. Ondan sonra nereyi gösterirsiniz? Bursa'yı gösterirsiniz. Evet. Yani Türkiye'nin ekonomi başkentleri olmasına rağmen bunlar toparlayamadı. Toparlayamadı. Toparlamak zor bir şey. Aslında bizim şimdi bakıyorum seyircilerimize. Ya her sene kümede mi kalacağız vesaire vesaire bir sürü taraf. Ya taraftar olarak isteyebilirsin. Ama bir de ülkenin gerçekleri var. Evet. Bu gerçeklerini de görmek zorundasın. Bu arkadaşa bu lafı diyene üçüncülükte maç izlememiş Besni Spor'undan değil mi? Sincan Spor'undan maç izlemeyen arkadaşlarımız. Değil mi? Yani takım ligde yani ben şu andaki her zaman şey derim. Tamam Süper Lig'de düşüyorsun ama oyna ya. Bizim bütçemiz belli, durumumuz belli, maddi imkanımız belli. Ne kadar belediyenin ve kurumların sahip çıktığını biliyoruz ama ellerine gelene kadar sahip çıktıklarını biliyoruz. Yani bunu da düşünmesi lazım. Başta tarafta Berna Başkan'ın istifa. Berna Başkan'ı götürdü. Kim gelecek? Evet. Yani geleni yok. 1 milyon 200 şey nüfus söyleyeyim. Var Ayhan'cığım Kayseri'de. 1 milyon 200 bin nüfustan bir erkek başkan çıkamadı. Ekstra bir şey söyleyeyim. Daha da genişletelim konuyu. Şimdi bakalım Adana Demirspor'un borcu var mı? Şu an yok herhalde. Yok. Başkanı da ekonomik olarak iyi bir başkan mı? Evet. Kaç yılda çıkarabildi birinciliğe? Yıllardır uğraşıyor. 20 yılda. 20 yıldır uğraşıyorlar evet. Ya. Son 10 yılında ciddi anlamda. Ciddi de bir seyirci kitlesi var yani. Adana evet. Demirspor'un baktığınız gibi Ankara Gücü, Bursa Adana gibi. Adana Spor'dan daha çok seyircisi. Evet seyircisi var. Ne yaptı? Adana Spor amatöre kadar düştü. Evet. 20 yıl uğraştılar ya. Evet. Bu takımı çıkarabilir mi? Samsun Spor. Ya. 80'li yıllara bakalım o Tanjolu, Büyük Savaşlı, Muzafferli dönemlere bakalım. Şimdi şu var 1980'li hatta şöyle söyleyeyim 2000 öncesine kadarki transfer mantığıyla 2000 sonrası transfer mantığı farklı. Birçok kolayla Hasan abi şahit olmuştu transferlerdeki olaylara. Şimdi bizdeki şu anda diyor ki ben futbolcu diyor 3 milyon 5 milyon fiyat koyuyor satıyorum diyor. Eskiden öyle değildi Hasan abi hatırlarsan. Bir futbolcuya bir fiyat koyuyorsan kimse sahip çıkmazsa koymuş olan fiyatın 5'te 1'ini futbolcuya vermek zorundaydı. Böyle bir mantık vardı. Yani evet. Haliyle bir de o futbolcu transfer ederken de federasyona o paranın %60'ını blok ettirmek zorunda. Blok etmek zorunda. Paran varsa alıyordun. Yani kulüpler büyük bir borcu içine girmiyordu. Dediği gibi kulüp başkanı olacaksa işte ne bileyim Şemun Bey kulübe başkan olacak. Başkan da benim. Kulübün borçlarını kapatıyordun. Ben başkan oldum diyordu. Bu şekilde başkanlığa geçme pozisyonu vardı. Yani kulüpler de borçla uğraşmazdı. Yani en azından büyük borçla uğraşmazlardı. Ama 80'li yıllardan sonra 80'li yılların sonundan sonra şartlar değişmeye başladı. Büyük rakamlar döndü. Büyük rakamlar hatta ya bugün oturuyoruz işte 2,5 milyon euro işte borçtan söz ediliyor yani şeyden dolayı transfer yasağında. 2,5 milyon kafa şöyle mantıksız gibi çok gibi gözükmüyor. Ama yanına şöyle sıfırlar atınca 10 lirayla çarpınca 25 milyon lira yapıyor. Bugün en sıradan bir futbolcunun aldığı para 1 milyon euroya. 1 milyon euro. 1 milyon euronun ne anlama geldiğini düşünelim. Daha önceki yıllarda ne yapıyordu Hasan abi hepimiz biliriz. Kulüp maç hasılatları idare edildi. Başkanın faydalığı idare edildi. Böyle futbolcu satın büyük paralar dönmezdi. Şimdi ne yapıyoruz? Deli rakamların dönmüş oldu. İşte herhalde 80-90 milyon lira civarında nakden yayından gelir edilen gelir var. Onu almışsın. Alsan ne olacak ki? Topladığın para belki birazdan transferlere geleceğiz. Ya kadronda bir sürü yabancı futbolcu var. Evet. Yani en kötüsünü geçen programda konuştuk. 48 tane futbolcu var Hasan abi Kayseri Spor'da bu sezon. 48 tane futbolcu.
Bunlar, şey yaramayan. Yarayan yaramayan. Altta yani resmi maçlara, lig ve kupa maçlarına çıkan 48 tane futbolcumuz var. Yani eskiden ben saydım, 79-80'in kadrosunu çok rahat sayabiliriz. Çünkü biliyoruz 1 numara, 11 numara kim var hepsini biliriz. Ben bu sezonu sayamıyorum ya. Yani ben bu sezonu sayamıyorum yani. Aynen be, bir hikaye anlatayım. Bir hikaye anlatayım. Tamam. Şimdi daha önce de, şimdi insanlar yeni konuşmaya başladı. Lili, biz sezon başına, evet, Murat Bey'in, siz de şahitsiniz, dile getiriyorduk. O zaman dile getiriyorduk. Bakın. Şimdi Lille, Fransa'da son 10 yılda Paris Saint-Germain, yani Katarlılar sahip oldu. Milyon dolarlar, Neymar'a 200 milyon euroyu bir çekle hemen ödeyen grup 8 defa şampiyon oldu. 10 yılda 2 defa farklı şampiyon çıktı. Biri Lille 2011 yılında. Bir de Monaco. Şimdi Monaco'da nasıl çıktı? Bakın ikisinde de aynı adam var şeyi. Sportif direktör olarak bakın. Teknik direktör olarak bakmıyorum. Hmm. Kim var? Portekizli Campos denen bir sportif direktörü var. Evet. Bakın bunun hikayesini anlatıyorum. Campos İstanbul'da aktarmalı Adana'ya geliyor. Bu ki Portekizli bir sportif direktör. Nerede? Lille'de. Fransa'nın kuzeyinde. İngiltere'ye yakın. İstanbul'a geliyor, aktarmalı Adana'ya geliyor. İkincilik. Yani bizim TFF birincilikte. Ne için geliyor? İstanbul Spor, Adana Spor maçını seyretmeye geliyor. Niye? İstanbul Spor'da Zeki Çelik. Zeki Çelik, evet. Bizim Süper Lig'de kimsenin haberi olmadığı bir futbolcu. Bakın. Evet. Geliyor, seyrediyor Campos. Bakıyor, ne teknik direktör, ne başkan. Kimsenin haberi yok. Diyor ki, Zeki ile konuşuyor. Aracı buluyor, seninle anlaştık diyor. Bakın, ne teknik direktör, ne başkan. Evet. Başkan, sportif direktöre demiş ki, kardeşim sen, karda da senden bilirim, zararda da. Bir yıl sonra Zeki'ye bakıyor, tutuyor. Türkiye'den seni hiç kimse... Millet diyor ki bizim Türkiye... Bu Zeki nereden çıktı diyor ya, bu adam Lille'de oynuyor, biz tanımıyoruz. Trabzon'a geliyor. Kardeşim de bu Yusuf Yazıcı'yı ben istiyorum. Evet. Tamam mı? Yusuf Yazıcı'yı ne yapıyor? Bir yıl önce de Yusuf Yazıcı'yı alıyor. Bir sürü kişi varken Abdülkadir almıyor. Yusuf Yazıcı'yı takıma yapıyor. Bir yıl sonra geliyor tekrar Türkiye'de birini izlemeye. Ama onu vermiyorlar. O isim kim olduğu bilinmiyor. Diyorlar ki ya diyor bana bir golcü lazım, tecrübeli. Ya diyorlar Beşiktaş'ta Burak Yılmaz var. Ne işte şey yapmaz, parayı oynayacak. Gidiyor. Bizim eleştirdiğimiz, iyi bakın Şenol Güneş döneminde yerden yere vurulan Burak Yılmaz'ı alıyor, Lille'ye götürüyor. Ne oldu? 16 gol attı. Peki Lille Şampiyonlar Ligi geliri ne kadar? Televizyon geliri ne kadar? Bir tane sportif direktörü, aynı sportif direktörü Monaco'da yaptı. Gitti Mbappé'yi buldu. Ne oldu biliyor musunuz? Mbappé'yi Paris Saint-Germain'e 180 milyon euroya sattılar. O, evet. Campos ne oldu? Lille takımı satınca o takımdan ayrıldı. Şimdi sportif direktör olarak başka bir takımlar talip. Ama adam ne yapıyor? Her gittiği yerde takımını kuruyor, şampiyon yapıyor. Evet. Ne başkan karışıyor, ne teknik direktör karışıyor. Bizde transfere gelince karışmayan yok. Medyası karışıyor. Evet. Televizyonu karışıyor. Dışarıdaki adamı çalıyor. Taraftar menajeri karışıyor. Karışıyor. Taraftarı karışıyor. Ondan sonra ne oluyor? Ondan sonra ne oluyor? O oldu. Bakıyor diyor ki ya ben bunu beğenmedim. Bakıyorum ertesi gün yorumlara. Bunu beğenmedim, bir sol kanat alın. Kardeşim, hı, Ayhan Bey anlattı. Eski devir yok. Aldığın her futbolcu FIFA'dan parasını alıyor. Dolayısıyla aldığın her futbolcu takımı sen geriye götürüyorsun. Bakın tekrar geriye götürürüz. Bu yüzden ne lazım? Bu yüzden her kulübe bir tane futbol aklı lazım. Evet. Şimdi burada konuşuyoruz. Kayseri Spor gerek yok ya. Büyük takımları konuşalım. Kim hesap soracağız? Fenerbahçe'de kim hesap soracağız? Başkanı. Trabzon'da kim hesap soracağız? Niye? Çünkü o takım okuru. Demiş ki Mesut Özil almış adam. İrfan istiyorum, almış. Evet. Yetmemiş demiş ki ya demiş, şunu bana istiyorum demiş, pivot santrafor lazım demiş. Valencia'yı aldım demiş, bunu almış. Bir de demiş bu pivot santrafor lazım. Açamaz ne? İsviçre'de Adem'i var, onu da almış. Şimdi Ali Koç'u niye laf edelim? Parayı kim ödüyor? Fener'in kasası. Ali Koç bulmaya çalışıyor, doğru mu? Hayır, evet. Fenerbahçe ödüyor. Fenerbahçe ödüyor, o parayı oradan alıp o parayı oradan bir şekilde alır. Alır. Aslında ama Fenerbahçe'nin taraftan parası diyor. Peki aslında oradan gittiği zaman ne olacak? Alacağım var diyor. Orada kulübe ipi dokuyacak. Bu kadar basit. Evet. İşte öyle düşündüğünüz zaman bu sistemle geldik.
Bu sistemde böyle olduğu zaman ne olur biliyor musun? Hasan Bey'le başkan yapalım. Çileksiz de alırsanız Hasan Bey uçak indirip çıkarmak kolay değil. Nasıl olsa size bir şey yazmıyor. Al alabildiğin kadar futbolcuyu. Bir çilek daha alıyorum. Drogba'ya getiriyorum. Snyder'e getiriyorum. Sonra ya ben bu işten sıkıldım gittin hadi öde. Adam 3 aylık çek yazıyorsun. Nasıl 3 ay vadesi genel adam kulübü idare ediyorsun. 3 ay sonra da Allah kerim diyorsun. 3 ayda kazandın. Ne kazandın galibiyetle puan üzerinden? O yüzden hareket ediyorsun. Çekleri ödemekten 1-2 ayda o da sallamaya çalışıyorsun. Şey olarak. Sezon sonra da başın belaya giriyor. Parasını alamıyorsun. Bir sürü şeyler oluyor. Sistem buna gidiyor. Evet. Bakın, denetim. Burada federasyon suçlu. Bak federasyon o gün oturdu. Hatırlarsanız dedi ki kulübün bütçesini çıkar diyor dedi. Değil mi? Evet. X bir takım içinde dedi sen bütçen borcunu alacağını karşılamıyor. Sen transfer yapamazsın. Ya boşu medyası basını kalktı böyle iş mi böyle hesap kitap mı olur dedi. Yani bugün böyle bir mantıkla hareket edildiği zaman kusura bakmayın kulüp batmaya mahkumdur ya. Ben ofisimi idare ediyorum. Hasan Bey şirketini idare ediyor. Hepimiz başka şey idare ediyoruz. Ben 10 lira kazanacağım ki 9 harcarsam 1 lira kasamda kalsın hesabı yaparım ben. Doğru. 10 lira kazandığımı 12 lira harcamam ben. Ama maalesef kulüp yönetimde bu değil. Kulüp başkanları firmalarına, şirketlerine en basit ustayı bile, işçiyi bile alırken kırıklık yarar iken vereceği asgari ücret 3-4 bin lira paradır atıyorum. Ama kulübe getirilen futbolcu 1 milyon euro, 1,5 milyon, 2 milyon gözü kapalı şakır şakır bile dağıtıyorlar. Sıkıntı burada baş gösteriyor. Soru sorayım bakın. İspanya'daki futbol kulüpleri sıkıntıya girdi değil mi pandemide? Evet. İtalya'dakiler de sıkıntıya girdi. İki ülkenin hiç futbol kulüpleri hiç sıkıntıya girmedi. Nere? İngiltere, Almanya. Almanya. Bakın niye? Çünkü İngiltere ile Almanya'yı federasyon yönetmiyor. Buralarda mesela İngiltere'de ne var? Premier Lig'i bir yönetimi var ya, yönetim şirket, kurulu var. Şirketi var, yöneten. Adam NBA diyor ki kardeşim kullanacağım para bu kadar. Bunu başka kullanamazsın diyor. Kullanırsan ben seni gönderirim diyor. İşine gelirse diyor. Dün Futbol Federasyonu Başkanı konuşuyor bir kanalda. Evet. 2 yıl içerisinde diyor 18 takıma düşüreceğiz diyor. Nasıl düşürecek? 4 düşecek mi? Bu sene 4 mü düşecek? Evet. Seneye 4, öbür senede de 4. Peki şunu söyleyeyim ne kadar garip bir şey. Ağustos'ta lig başlayacak. 20 tane takımımız kaç takım düşeceğini bilmiyor şu anda. Şimdi 4. Dün söyledi. Şimdi açıkladı şöyle diyeyim. Sporda. Evet açıklama yaptı. İfade şuymuş. Ben önünde var 20 takım bile sıkışık olacağı görülmekte diyor. 2 sene 4 takım düşerek tekrar 18 takım ineceğiz. 18 takım. Şimdi ben bu açıklamadan sonra bu lafı gündeme geleceğini tahmin ediyorum. Ben biraz hazırlıklı geldim bu konuda. Şimdi şöyle bir baktım. Alman Ligi 18 takım evet. Oynanıyor. İngiltere Ligi pazarlıyoruz zaten. İngiltere Ligi 20. Doğru. Bir alt ligi 24 takım oynanıyor. Doğru, evet. 24. Fransa Ligi 20. 20. İspanya 20. İtalya 20. 20. Brezilya doğru. 20. Evet. 20. Arjantin 26 takım. Evet. Şimdi burada amaç ne? Bir maç ne kadar çok maç oynanırsa kulüpler o kadar çok hasıla elde eder. Evet. Mantık budur. Evet. Yayıncı şimdi, şirkete de avantaj sağlar. Bu evet. Ya ben idare 20 takımdır. Doğrudur. Şimdi baktığımda karşımıza yani Süper Lig'de şu anda 20 takım oldu. Bir alt ligi 18 takım. İkinci ligde iki grupta 18'er takım var. Üçüncü ligde 3 tane 18 takım var. Bal liginde 260 tane takım var. O da herhalde bir kısmı zaten bu sene ligine katılamıyor. Şimdi burada sıkıntı şu. Profesyonel yapıda oluşturacağın ligi ciddi anlamda denetlemedi. Müddetçe maalesef verim de artar. Ben idealinin 20 takım olduğu kanı. 21 olmasa özel bir durumda oldu dedik. Ama 20 takım lig güzeldir. Playoff getirirsin. Ekstra son 4 2'yi düşürürsün. İkinin üzerindeki takımlara... Peki Ayhan Bey şunu söyleyeyim. Bakın burada da temel bir sorunla karşılaşıyoruz. Sizce Federasyon Başkanı Nihat Bey hatta dün bir tweet atmış demiş ki bazen burada benim ne işim var şaşırıyorum demiş. Ben dedim evet. Ki sen bir gün biz her gün şaşırıyoruz onun orada ne işi var diye yazdım yani. Şaşırıyoruz gerçekten. Evet. Şimdi şunu söyleyeyim. Federasyon Başkanı Nihat Bey sizce geniş çaplı bir araştırma yapıp oradakilerle toplantı yapıp ya biz 20 oynasak mı avantajlı, 18 herhangi bir rapor falan yaptırmış mıdır? Hayır, tutturmuş mudur? Mümkün değil ya. Gidiyor yani, orada federasyon başkanı olarak düşüneceğiz. Şemun Bey, Şemun Bey, 18 takımda 34 hafta, 20 takımda 38 hafta oynayacak. Evet. Şimdi 20 takımda ama 21 takımda 42 hafta oynadı bak. Evet. Yani 20 takım, sen 4 haftaya konuşuyorsun. Evet. 4 hafta. Sen ligleri ta neredeyse utanmadan 9. ayda başlatmaya kalkarsan, Mayıs'ın sonunda bitirip 3 ay, 3,5 ay ara verirsen, bu lig gitmez.
Sonra diyoruz ki lig başlarken kupa maçları başlıyor. Ya biz daha lige başlamadan kupa maçlarına hazır değiliz. Sen lige mi geç başla diyorsun. Evet. Esas sıkıntı orada baş gösteriyor. Benim dikkatimi çekti. Araştırken şöyle, Arjantin'de düşme biraz farklıymış. Ben orada açılış kapanışlıkları var. Hayır, son 3 yılda alınan puanları topluyorlarmış. Evet, maç başına biliyorum. Böyle puana çıkartıp o son 3 yılda en başarılı olan takımı küme düşürmüş. Yani ligi şampiyon bitirdin son 3 yılda ya da 6 dönemde oynanan maçlarda en az puan şampiyon bile olsan o dilim içine giriyorsun. River Plate düştü ya. River Plate yani, iki takımdan biri mi alacaksın? Yapı nedir bilmiyorum. Aslında zaten kusura bakma Futbol Federasyonu Başkanı'nı ben seçmiyorum ki. Yine kulüpler seçiyor. Kulüpler ne derse gene onların dediği olacak. Yani bu işin ideali 20 takımlı ligdir yani. Kim ne derse desin. Bunu hiç evirip çevirmeye de gerek yok diye düşünüyorum. Sosyal medyada da son birkaç saattir şöyle bir haber dolanıyor. Ne kadar doğru bilmiyorum ama bir spor yorumcusu attı bunu ortaya. Bu sene de ligden düşmenin kalkacağı, ya, Sakarya ve Kocaeli'nin aynı anda ikisinin birden Gelsin, Sakarya'da gelsin, Kocaeli'de gelsin. Söyleniyor. Ya bir şey ne derece doğrudur? Ben şöyle onu biraz araştırdım ama şöyle tartışılan olay şu. TFF 1. Lig'in de 20 takım üzerine planlanıyor. Evet. Yani şu anda 18, 2 oradan alsa 20 olur düşüncesi var. Ama zannetmiyorum. Onu yapamadı. Özel bir pozisyon vardı. Yani ligi başlamadan kuralları, yani başladığında kuralları değiştirme. Özel bir pozisyon oldu geçen sezon. Hı hı. Bir de 1980 ihtilalinde Ankara Gücü'nün durumu özel oldu. Kim ne derse desin yani. Arada buna benzer şeyler vardır ama. Ama en önemli ciddi anlamda yapılan işte de yani ligi bir şekilde 20'ye ayarlamaları lazım. Yani olması gereken bu. Ama nasıl yaparlar onu bilemiyorum ama 18 takım yani zorlama bir lig olur. Ya 16... bir şey söyleyeyim mi? Ülke futbolu yönetilmiyor. Ben net söyleyeyim. Bizim ülkede futbol kaostan besleniyor. İnsanlar bize kaos seviyor. Ya değilse oynanan futbol falan. Yani bir şey söyleyeyim. Bizim ülkemizden bir takım kursunlar tamamından yabancı oyuncular dahil tamamından bir takım kursunlar. Premier Lig'den bir takım çıkaralım. Bir haftada 3 maç yaptıralım. Bizim o karma takımı Premier Lig'deki takım duman eder. Çünkü oradaki tempoyu bizimkilerin kaldırması mümkün değil. Adamlar Kral Kupası oynuyor, Süt Kupası oynuyor, Lig Kupası oynuyor, bilmem ne Kupası oynuyor. Şampiyonlar Ligi, UEFA. Bir futbolcu sezonunda 70-80 Avrupa Ligi maçlarıyla beraber 80'i buluyor. Bizimkiler 35-36 buldu mu? O ne güzeldi. 36 maç oynanmış. 3-5'e kupa bilmem 40'ı buldum da iyi diyoruz. Yani şu oluyor. Bu sene diyor 40 maç, 45 maç oynadı, sakatlık çok oldu. Evet. Ya aynı futbolcuya bakıyorum. Bizim Burak Yılmaz'a bakıyorum. Yusuf'a bakıyorum. Çağlar'a bakıyorum. Ondan sonra Meri'ye bakıyorum. Yurt dışına gidince sakatlanmıyorlar. Demek ki bizim insan yapımızda değil problem. Problem antrenman yapımızda, sistemimizde. Bir sağlık oraya bakın. Sağlık sistemi. Yani bir oraya bakın kardeşim. Evet. Oralarda bir şeyler arayın. Türkiye'mizin nüfusu kaç? 81 milyon. Evet. Yılda kaç futbolcu yetişiyor Türkiye'de? Yani. Ya 5 ya 10. Evet. Almanya'nın nüfusu kaç abi? Aynen şu kadar aynısı. Nüfus aynısı. Orada kaç futbolcu yetişiyor? Adamlar sistemini kurmuş. Sistemine göre düzenini kurmuş. Sistem yürüyüp gidiyor. Bizim Türkiye'mizde ne futbol federasyonunun sistemi var, ne kulüplerimizin sistemi var. Allah'a havale açıyoruz elimizi. Son maçta küme düşmedik deyin dua ediyor. Öbürü de son maçta şampiyon oldum deyin dua ediyor. Evet. Aslında bir sistemimiz var abi. Yani en iyi çileği kim transfer edecek yarışı konusunda veya bir futbolcu kim kapacak konusunda iyi yarışıyor. Yani buraya şuradan geldik aslında. Evet. Şimdi Kayseri'yi izleyen izleyicilerimizin ikisi şu anda Kayseri Süper Lig'de oynuyor. Hı. Abartmıyorum bu ciddi bir nimet. Kesinlikle. Evet. Hata var mı? Evet, ya var. Elbette hata var. Yani oyuncu transferlerinde hata var, teknik direktör transferlerinde hata var. Ha, oraya da gelelim. Yani Türkiye'de de teknik direktör falan yok. Kusura bakmasın kimse. Evet. Yani bakıyoruz elinin teknik direktörü Bayern Münih'e gidiyor. Ayrı bir sistem oynatıyor. Barcelona'da da ayrı bir sistem. Manchester City'de ayrı bir sistem oynatıyor. Yani bir gelişim var. Bizde teknik direktörler hep sabit. Hep aynı insanlar. Adam 75 yaşında gelmiş halen eski mantıkla takımı idare etmeye çalışıyor. Ya isim yani. Vermeyelim. Şimdi Ayhan Bey biz konuştuk. Kayseri Spor'u eskiden yönetenler. Kurtardı. Medyaya baktın şimdi. Bakın. Ne yazıldı? Vay bu takımı dipten aldı. Süper yere getiriyor. Harika top oynuyorlar. Şöyle medyaya bakıyorum.
Her taraf Twitter'dan, Instagram'dan, gazetelerden herkes yazıyor. Bravo hocam şöyle böyle. O takım küme düştü. Buyurun. Küme düştü ya. Buyurun. O kadar övgü yergi ne oldu o tweetler? Kayseri Spor kümede kaldı. 5 maç aldığı zaman tepeye çıkarıyorsan o takım küme düştüğü zaman da kusura bakma o hatayı yükleyeceksin. Ama bizde her şey var. Her şey olabilirsiniz Türkiye'de. Ama emin olun futbolda rezil olmuyorsunuz. Futbolda rezil olma diye bir şey yok. Futbolunda. Ben bunu gördüm. Yani bugün ne yaparsanız yapın yarın her şey unutuluyor. Allah'tan Kayseri Spor için şöyle bir şey var. Bu 2 yıllık ve 3 yıllık süreç içinde teknik direktörlerde falan o kadar tecrübe kazandılar ki artık herhalde hata yapma şansları yok diye düşünüyorum yani. Şimdi hocam 74-80 yılları arasında Sabri Kiraz rahmetli hocamızdı bizim Kayseri Spor'un. 6 yıl mı hocalık yaptı? Yok, 2 yıl veya 1 yıl. Sabri Kiraz Tamer Güney, Tamer Kaptan herhalde o dönemde. Sabri Kiraz. Evet. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmış rahmetli hoca. Kayseri Spor inan çok güzel hocalarla da çalıştı. Çok güzel futbolcularla da çalıştı. 1974-75-76 yıllarında Konstantin'le Yeney vardı. Yeney. Sonra bu Romanya'nın spor bakanı oldu Yeney. Türkiye'ye geldi. İstanbul'a. İşte hoş geldiniz, nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz. Türkiye'ye ilk defa mı geliyorsunuz diye gazeteci soru soruyor. Yeney de dedi ki hayır yok dedi. 1974 yılında geldim. Kayseri Spor'da da 2 yıl futbol oynadım dedi. Millet hepsi şaşırdı, ağzı açık kaldı. Biz dünyada bir kosmos vardı. Türkiye'de evet. De Kayseri Spor vardı abi. Çok büyük başarılı futbolcular getirdik. Metin Kurtlar, Cananlar, Erseller, Yılancı Mustafa'lar, Rüzgar'ın oğlu Tayfunlar, Kasap Esat'lar. Fantom Ahmet'e servis. Bunlar futbolcuydu. Kaleci Rızgullah'lar, Agular. Kasap çok mu sert giriyordu abi? O yüzden benim ben Kasap. Şimdi Esat rahmetli. Evet. Esat. Kayseri Spor o zaman birinciliğe çıkmaya oynardı. Birinciliğe çıkardık, öbür sene düşerdik. Sebep? Belli değil. Niye? Şöyle bilmiyorum. Asansör takımı diye adı da çıkmıştı. O dönemde. O dönemde. Dünyada kosmos yaşlanmış futbolcuları toplar. Evet, öyle yapardı. Kayseri Spor'da futbolu bırakacak, bırakma seviyesine gelmiş topçuları toplardı. İkinci lig şampiyonluğunu oynardı her sene. Şimdi, o Atatürk Stadyumu dolardı. Şimdi Hasan abi destek vermek amaçlı. 1976-77 sezonunu, 77-78 sezonunu tarif ediyor. O dönem Metin Kurt'u transfer etmişiz. Evet, Yılmaz Yaman gelmiş Galatasaray'dan. Sarı Mustafa değil, Mustafa Sarı Ergücü, Mustafa, orta saha. Mustafa Cengiz, Enver Ürekli. Ya. Bu gibi 5 tane oyuncu. Bunlar var ya ciddi Hans, anlamda. Bunlar, Fenerbahçeli, Levent. Bunlar ciddi anlamda bir takım ve bu oyuncuların birçoğu da Galatasaray'dan kovulan insanlar. Metin Kurt Kayseri Spor'a geldiğinde milli takım oyuncusuydu. Para almadı ya. Metin Kurt para almadı. Şuradan şunu anlatmaya isteniyorum. Şimdi biz şu anda bugünümüze gelelim bir anda. Evet, geçmişinden kıyasla bugüne. Evet. Şimdi burada Hasan abi değinmeye çalıştığı nokta şu. Şimdi o dönemin şartlarında en azından Amerika'yı yeniden keşfetmiyorlardı. Gidiyordu ki Metin Kurt diyordu. Alıp getiriyordu. Ya da işte X bir oyuncu. Yani hiç o dönem ben biliyorum bir şekilde Kayseri kazandırılıyordu. Ama o futbolcu da o kulüpte 3-4-5 yıl oynayabiliyordu. Şu anda takım listesinde en kıdemli oyuncunun kaç olduğunu bilebiliyor musun? Yok. Şimdi yani bilemezsin ki en kıdemlimiz Lung ya. O da Türk değil ya. Şöyle Ayhan Bey bakın oradan bir yere gelelim madem. Şimdi aslında dolandık etrafta. Ben Lille'de Campos'tan baktım. Evet. Şimdi baktık. Anladığım kadarıyla 70'ten 80 yıllara kadar Kayseri Spor'un doğru veya yanlış onu tartışmıyorum bir felsefesi vardı değil mi? Evet. Felsefe yani.
Nedir? Şampiyon. Ben tecrübeli futbolcuları getirip oynatacağım bu takımı. Bu felsefe midir? Felsefedir. Evet. Baktığın zaman tecrübeli futbolcuları bir yere getireceğim. Şey yapmış. Şimdi o zaman bu felsefeyi yönlendiren kimdi? Teknik direktörler miydi? Öyle olsa her yıl teknik direktör değiştiğine göre, aynı şey yapıldığına göre bir başkan yalnız var, bir yönlendiren bak, var. Yalnız bak şöyle. Bir futbol aklı var yani. Şöyle söyleyeyim sana. Şimdi kulüpte bir, elinde bir oyuncu var. 8-10 tane oyuncu var. Ama evet, öyle bir oyuncu getiriyorsun ki Hasan abinin anlattığı gibi. Yani diyelim ki 8-10 oyuncu değil. 2 ya da 3 tane. Ama bu getirmiş olduğun oyuncu takımı toparlayıp götürüyor. Bunu antrenör mü yapıyor? Takımı toparlayıp götürüyor. Bak Konstantin ve Yeney'i anlatmış oldu. Bunu antrenör mü getiriyor? Bak, kulüp başkanı Yeney, mı yoksa Kayseri Yeney, Spor'un? Bak, 69 yılında. Bak, antrenör de bak. Onu da ben örnek vereyim. Bak, 1969'da Yeney ve Konstantin beraber Kayseri 68'e geldiklerinde biri 38 yaşındaydı. Stol Bükleşi'nin dünyada sayılı oyuncusuydu. Öyle bir oyuncu geldi ki ikincilikte oyna diyorsun. Yani resmen yani millet şiir gibi top oynar. Ben de görüntülerimi bir gün getirdim. Televizyonda gösterebiliriz. Yani Kayseri Spor maçı oldu ama değil ama Romanya Ligi'nde oynadığı maçlar. Yani o dönemin hadisi diye düşün. Ama sen getiriyorsun, oynuyorsun. Ha Kayseri'ye geldikten sonra 2 sene daha top oynadı Stol Bükleşi'de. Ayhan Bey şunu algılamıyorum. Mesele şu. Sen oturup da Lukasen gibi adı şanı belli olmayan ya da Kanga gibi bilmem ne oğlum benim oyuncu getirirsen kurtarıcı forvet diye yani, aldık ya. Getirirsen o zaman Lukas sıkıntı yaşar. Evet. Ayhan Bey ben şunu anlamaya çalışıyorum. 88. Bunu, dakikada oyuna sokuyor. Bunu her gelen tek, şimdi diyorsunuz ki bu son 10 yılda yönetimin de gücü var bak. Ha, yönetim. Şimdi diyorsunuz ki bakın Kayseri Spor 10 yılda bunu yaptı. Bir felsefe ortaya koyuyorsunuz. Bu felsefe olduğuna göre, gelen teknik direktöre göre bu felsefe değişmiyor demektir. Yanlış mıyım? Ama bak, Üvey İzmir'in teknik direktörlük belgesi var da kulüp başkanı ya. Evet. Teknik direktördü ya. Çoğu maçı o çıkarttı. Belge bildiğin şey gibi. Belge. Hani bazı arkadaşların belgesi yok kulübün başında teknik sorumluya çıkan takımlar gibi değil. Bak basit halde. Kulüp başkanlarımız da futboldan çok 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 iyi anlayan insanlardan oluşuyordu. Şunu söyleyeyim. Ya, kebapçı Hilmi. Şimdi şunu söylüyorum, ben bir yere varmaya çalışıyorum aslında, oraya da varamadım. Evet. Yani demek istediğim şey şu, bir felsefe varmış değil mi? Var. O zaman bizim de işte şimdi konuşuluyor, bir direktörden bahsediliyor. Sportif direktör. Oraya gelmemiz lazım. Yani sportif direktör... Felsefenin devam etmesi için. Evet. Çünkü bizim o zaman kime hesap sormamız lazım? Sportif direktöre hesap sormamız lazım. Yani gelen teknik direktöre göre işte Hamza hocam geldi 3 oyuncu o aldı. Petroski geldi 3 oyuncu o aldı. Samet hocam geldi 2 oyuncu o aldı. Bunun yerine sportif direktörün demesi lazım ki kardeşim bizim ne ihtiyacımız var? Sağ kanat. 2 sağ kanat. Benim de hesabı, başkanın da hesabı, yönetimin de hesabı, şehrin de o hesabı sportif direktöre demesi lazım ki kardeşim sen kim aldın bunu, nasıl aldın, niye oynayamıyor diyebilmeliyiz. Evet. O yüzden sportif direktör işi bana mantıklı geliyor. Önce kurumsallaşmamız lazım. Sonra o geliyor zaten. Yani kurumsallaşma. Başkan bensem, düdük bendeyse yani öyle andeler yani. Olmaz. Başkan benysem, para da benim biraz isteğimi alın. Ama bir yerden de başlamak lazım. Doğru. Seyit. Kurumsallaşacağız önce. Evet. Bir yerde de başlamak lazım. Kayseri Spor'un Seyit vardı. Kesinlikle. Seyit. Evet. Karabük Spor'un başkanı Kayserili. Demir Çelik'in sahibi. Evet. Seydi buradan aldı gitti Karabük'e. Karabük şahlandı gitti. Ama teknik direktörü, sportif direktörü Karabük'ün sorumlusu Seyit'ti. Evet. Futbolcuyu Seyit aldı, futbolcuyu Seyit sattı. Her. Seyit'i Kayseri Spor'a getirdik. Orada çünkü çok başarılı oldu. Buraya geldik. 3 ay sonra Seyit'e parasını vermedik. Hem de kovaladık da gitti. Şimdi hangi dönem oluyor bu? Yeni çok yeni 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 bu. Yeni yeni. Ya 2014 falan mı? Öyle. Şey yeni. 2014 falan tahmin ediyorum. Evet. Durmadan sonraki dönemi konuşuyoruz. Evet. Yani şimdi 2014-2015. Erol Bedir dönemi olması. Kayseri Spor'a birazcık para oldu muydu yabancı? Kayseri Spor'da para bitti mi? Fehmi Kuş. Kulakları çınlasın. Evet o da. Hocam gelme çağırırdık. Hocam çalıştırırdı. Maçlara çıkartırdı. Yetiştirirdi.
hala Arnas'ta herhalde görev var. Arnas. Arnas kocasına çıkacak. Şimdiye kadar Fehmi hocamın kapısı çalındı mı hiç acaba? Bak onun gibi daha ben ne örnekler vereceğim. Para hocam, varsa başka kuş, para yoksa Fehmi kuş giderdi. Ya eskiden Gıyasi, Rıdvan bunlar Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Yozgat'a gider. Burada futbol seyreder değil mi? Futbol seyrederlerdi. Oradaki gözüne kestirdiği adam kim var? Ahmet, Mehmet, Mustafa. Buraya rapor eder. Başkan da gider veya genel kaptanımız vardı Osman Erkos'a kulakları çınlasın. Ben çok futbolcu getirdim vallahi. Bir kuruş da para almadım, namerttim. Kendisi de şahit. Hasan Bey şey var yani Kayseri Spor son iki yılda bence var olma mücadelesini kazandı. Bakın her şeyde bir hayır var. Bugün ne çıktı? Bugün Doğan çıktı. Evet. Kayseri Spor yıllardır altyapıdan kimseyi çıkaramıyordu. Bugün Doğan çıktı. Doğan için konuşulan rakamlar az buz rakamlar değil. 4 milyon euro diyor. Çarpı 10. 40 trilyon diyor. Borcun bayağı bir kısmı karşılar mı? Ayhan Bey. İyi de şimdi 18 yaşında bir bu seneki transfer bütçesinin yarısını. 18 yaşında futbolcu satmak mantık değildir yani. Sen önce bir kullan. Hmm. Ama şeyi de yapmadın yani o sen 4 milyon euroya için. Farz edin ki 4 milyon euroya sattık sen de 4 tane 1 milyon euro verip almayasın. Ya da 550 bin euroluk 8 tane futbolcu getirmenin kaliteli topçu getirdin miydi Doğan'dan olmuyor musun? Şöyle de bir şey var. Hatta ama biraz daha gideyim. Ya Mensa elimizden gönderdik, deniz sürücü gönderdik. Büyük bir rakama değil. 2,5 milyon euroya birini deniz sürücü gönderdik. Mensa olayı da çözemedik ama neyse gene kulübün malı. Bu iki oyuncu bu sezon Kayseri Spor kadrosunda olsaydı şimdi başka bir şey konuşuyorduk. Bakın evet. Ama şey var. Her şey bazen yatırımı da düzgün yapmak gerekiyor. Orada da düzgün yapacaksınız. Bakın Trabzonspor Abdülkadir için sürekli geliyorlar. Niye anlaşamıyor? Çok çekiyor o yüzden. Trabzon Abdülkadir için ne diyor? Bir başka bir şey koyuyor. Diyor ki İleride diyor bunu satarsan %30'unu alırım diyor. Evet. Sonraki %30 satıştan ne demek? Pay. Bakın %30 ne demek biliyor musunuz? Biz küçümsüyoruz. Bakın bir örnek vereceğim. Altınordu için örnek vereceğim. Altınordu Çağlar'ı 4 milyon euroya sattı. Almanya Freiburg'a. Ve Almanya satarken şu anda oranını hatırlamıyorum. Hadi atalım yani burada bir rakam. %20. Dedi ki senin bunun satışından %20 alırım dedi. Doğru mu? 1 milyon euro. Doğru. 35 milyon euroya gitti şey. Çağlar. %20'si ne eder? 35 milyon euronun. Aynı Kayseri Spor. Aynı şey Yusuf Yazıcı için. 7 milyon euro. Yani şimdi bak, dururken bak, kazanılan parayı veremiyor böyle bir şey yap. Trabzon'a Oka Yokuşlu bile sattık. Bak oradan da bize. Oka Yokuşlu. Evet. Trabzon satışından elde etmişti paradan biz kulübe gelir elde ettik. Yani o iş netleşti. Yani bak, öyle bir şey yapılırsa var zaten var ya. Yani bu artık sistem buna götürüyor. Yani diyeceksin ki Doğan'ı satarsan %40'ını diyeceksin. %35'ini diyeceksin. Kardeşim ben alırım. O takımda büyük bir takım olursa parlatırsın. Şevim Bey biz bir Mensah'ı pazarlayamadık elimize patladı. Evet. Ama siz başka kulübe pazarlatıyorsunuz. Ama bak öyle değil işte bak mantıklı da işte demeye çalışmış olduğumuz olay bu. 300 bin euroya sen Amrabat'ı Kayseri Spor'da oynatırken 7 milyon euroya Galatasaray'a satabilirken evet. Sen elindeki Amrabat kim? Mensah kim? Kıyaslayamazsın bence. Mensah farklı bir yapıda bir oyuncuydu. Bize yarar bir şey olacak. Ama düşünebiliyor musun? Biz elimize satanlık elimize patlattık. Şimdi düşünüyoruz ne yapacağız? Geldi. Listesine koy gibi sahibinden sattık. Şimdi yani, de mi başlayacağız? Yani. Afrika'da işte öyle bir şey. Afrika futbolcularda maalesef. Yani umursamayan adam oldu mu? Evet. Kısaca ne biliyor musun? Ali Naibi denen bir arkadaşı oraya geliş yaptı. Oraya da reklamlardan sonra geliyor. Çok kısa bir ara vereceğiz yani inşallah. Oraya kadar geldik. Evet. Orada reklamlar. Spor direktörden devam edeceğiz. Orada inşallah. Devam evet. Edelim. Kısa bir ara veriyoruz şimdilik. Çayımızı söyle de içe çay içe. Evet sahadakiler ikinci bölümüne devam ediyor. Birinci bölümde kongreyi konuşabildik. İnşallah ikinci bölümde biraz daha farklı, fazla konuları konuşacağız. Sportif akıldan girmişti Şemim hocamız. Oradan başlamak istiyorum. Bu sefer de inşallah
Ayhan abiden başlamak istiyorum. Beşiktaş'ın sportif direktörü Ali Naibi ile anlaşıldı ama henüz açıklamadı. Anlaşıldı söyleniyor. Söyleniyor evet, evet. Öyle bir dedikodu var. Büyük ihtimalle de anlaşıldı. Ihtimalle. Çünkü geçtiğimiz gün de İstanbul'daydı başkan. Muhtemelen o gün orada çözmüştür diye düşünüyoruz. Şimdi Ali Naibi bence kaliteli bir tercih yaptıklarını düşünüyorum. Beşiktaş niye bıraktı acaba? Beşiktaş bırakma sebebi Abdullah Avcı ile anlaşamalarına kaynak. Abdullah Avcı'nın çok büyük bir şekilde Ali Naibi'ye müdahale ettiğini, müdahalesinin neticesinde de bıraktığı söyleniyor. İstifasını açıklarken de zaten bunu aynen şurada önüm diyor. Diyor ki ne yazık ki de mevcut yönetim kurulu uzun süredir fikir ayrılığı yaşamaktaydım diye devam ediyor. Ama arkasında yatan sebebinin Abdullah Avcı olduğunu biliyoruz. 2020'de bıraktı. Kaliteli bir teknik menajer. Teknik menajer değil mi? Doğru yanlış anlaşılıyor. Ama şimdi menajer, sportif menajer özür dilerim. Şöyle baktığımız zaman Gomez'i, Talisca'yı, Abubakar'ı gibi oyuncuları getiren. Bir yapıya bir sahip. Aslında lisanslı tenis oyuncusuymuş. Bunu da öğrendik. En azından belki kulübe bir tenis takımı da kurabilir. Bence olması gerekir diye düşünüyorum. Evet. Yani kulübün içerisinde de aslında sıfırdan başlayıp, departman pazarlamasına girip, kulübün bu menajerlik kısmına kadar, sportif yönetimine kadar, direktörlüğüne kadar gelişmiş bir Beşiktaş'tan kişi. Beşiktaş'tan önce başka bir takımda çalıştı mı acaba? Ben, 2015-2020 yılları arasında çalışmış evet. Beşiktaş'ta. Yani aşağı yukarı kaliteli bir hoca. İnşallah faydasını görürüz diye düşünüyoruz. Görmemiz gerekiyor. Sen Süleyman Hurma'dan sonra... Bir yerden kulübe başlamak lazım. Evet, yani. Süleyman Hurma'dan sonra evet. Biz kulüpte bu durumu aşamadık. Eğer tutturursa zaten... Evet. 8 sene görev yapmış. Bilmiyorum. Benim ekleyeceğim evet. Bunlar. İnşallah faydasını görür. İki lig şampiyonluğu yaşadı. Evet. Şenol Güneş döneminde yaptı. Yani şöyle sabahtan beri zaten bunun üzerinde kuruyoruz. Yani şu anda Ali Naibi, Hasan Mehmet isminden çok bu sisteme geçişin öneminden bahsediyoruz. Yani, başkan bu sene ustalık dönemini mi yaşayacak? Kayserispor Sportif ya Direktörü. Şöyle bakın. Şimdi tarihçiliğimden gireyim de, tarihte bir şey vardır. Siz geçmişten ders alırsanız, evet. Tamam mı? Geleceğe ışık tutarsınız. Geçmişten ders almazsanız, geleceği yine göremezsiniz. Önemli olan şey, geçmişte yaşadığınız acı tecrübeleri, hayat dersi çıkarıp bir daha onları yapmamak. Şimdi bu bir tercih, güzel. Muhtemelen, yani menajer olarak geldiyse, şimdi menajere verildiği zaman menajerin yetki genişliği ne olacak onu bilmiyorum. Yani transferlerin ne kadarını gerçekleştirecek, i̇şte antrenör seçimi... Birinci bölümde konuşma noktaya dönüp geliyoruz. İşte antrenör seçimi ne olacak? Eğer evet. Menajere diyorlarsa ki kardeşim az evvelki kampüs örneğinde verdiğim gibi transferleri sen yaparsın. Hocayı seçersin ama biz de senden hesap sorarız bir mantığıyla gidiyorsa evet. O zaman kişi çalışacak. İyi futbolcular yani şu anda Kayserispor'un hata aslında seçim olmaması döneminde bir durum var. Yani çünkü şu anda Erzurum düştü, Ankara Gücü düştü, Denizli düştü, Gençler Birliği düştü. Şimdi ben bakıyorum, şimdi forvetimiz yok diyoruz. Bir tarafın forveti Rodoyaga, bir tarafın forveti Stanko. Rodoyaga Manisa Spor'la anlaştığı söyleniliyor. Efendim? Rodoyaga'nın Manisa Spor'la ikinci ligden anlaştığı söyleniyor. Ya iyi futbolcular. Yani 14 gol atmış geçen. Aksaray'da belki oradan. Yaşı kemale erdi ya. Stanko nasıl? Stanku çok iyi. Ben olayım alırım onu Gençler Birliği'nden. İyi topçu Roma Milano. Alması evet. Gereken yani hep şunu konuşuyoruz. Yani önümüzdeki futbolcular dururken oraya geliyoruz. Böyle ne gidiyor belirsiz, ne yaptığı bilmediğimiz oyuncular almanın bir anlam manası mesela, yok. Mesela Erzurum'da Emrah Bahçıstan ayrılmış. Evet. Ben her zaman düşünmüşüm. Niye biz almadık da Erzurum'a gitti diye hep düşünmüşüm. Emrah Bahçıstan. Hani, ayrılmış Alper yani. Potuk da bunun bir benzer örneğidir Potuk, yani. Alper Potuk Ankara Gücü'nde. Volven var Ankara Gücü'nde. Kis suyu var. Yani şöyle. Erzurum'da Oltan Karakollukçu var. Yani düşündüğümüz zaman iyi futbolcular bunlar. Ve küme düştüğü için takımlarını satmak zorunda oldu futbolcular. Evet. Yani hani örnek vereyim. Lucas Sen gibi bilinmeyenin yerine bilinen bir Stanko daha iyidir diye düşünüyorum. Evet. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz da. Abdullah Avcı transfer anlayışı böyledir yani. Yabancı bilmediğinden Türkiye liginde oynamış, bilen, ligi bilen. Tabii, Gençler Birliği'nde falan çok iyi topçular evet. Var yani. Evet. Ankara evet. Gücü'nde. Sefa Yılmaz. Ankara Gücü'nde çok iyi topçular var yani bunlar. Bunların birçoğunu biz aslında şöyle incelediğimizde şu anda ligde ses getiren birçok futbolcu bir şekilde bizim elimizden geçip
Yani en azından Kayserispor'da lisans çıkartmış, oynamış bir futbolcudan oluşuyor. Şimdi, Alparslan Öztürk. Şimdi o gitti, bilmiyorum ama şu an mesela bilmiyorum ama konuyu atacağım ama Serdar Dursun. Ama bir şey, o çok uzun süredir takip ediyorum. Çok iyi topçu. Ama bak şimdi bunun bir geçmişine bakmak lazım. Adam evet. 30 yaşında bir kenara koyalım. Evet. 30 yaşına kemal ermiş bir futbolcudan söz ediyorsun bir. Bu futbolcu Hannover altyapısında yetişmiş. Eskişehir'e gelmiş. Eskişehir'den Urfa'ya kiralık gönderilmiş. Yine gelmiş Denizli'ye kiralık gönderilmiş. Eskişehir gene oynatmamış. Karagümrük'e göndermiş. Karagümrük yurt dışında telaffuz edilmiş ama Greutherfurt diye bir takıma göndermiş. Fürt'e gitti. Oradan da Darmstadt'a gitmiş. Evet. Şimdi şöyle baktığımda Eskişehir'de 2 maç, Urfa'da 5 maç, Denizli'de 16 maç oynamış ve esas futbolunu 27-28'li yaşlardan sonra ortaya çıkartmış. Bizim işimiz şimdi, görür ama. Şimdi yalnız biz elimize almışız futbolculara. Şimdi baktığımızda ya şu futbolcu niye işe yaramıyor diyor. Mesela hep konuşuyoruz. 20 yaş, 21 yaşında futbolcu biz Asma'ya götürdük neredeyse. Yani elimizdeki, önümüzdeki dönemlerde belki de çok çok gidebilecek oyuncular. Kamil Ahmet Çöleşçi bizim oyuncumuzdu ya. Evet. Uzatmaya gerek yok. Trabzon'da neler yaptım değil mi? Trabzon'da yanlış hatırlamıyorsun. Evet tabii. Ya bu biz neydi? Sefa Yılmaz'ı biz genç yaşta gönderdik. Evet. Örneklerimiz var. Şu anda şeyde oynuyor ya bizim Celtic Okay. Evet. İngiltere'de oynuyor Okay. Ya. Şimdi bunların, Esten Brovich'de oynuyor. Bunların tamamını 1-2 milyon euro para kazanacağız elimizden gönderdiğimiz oyuncular. Bunlar farklı zamanlarda da olmuş olsa. Son 10 yılda bir elinde tutmuş olsa ortalama 25-27-28-30 yaşında oyuncular bunlar. Bunlar elindeki şu anda takımda tutmanla çözebilirdik. Yani hep şunu tartışıyoruz. Bugün elindeki oyuncuların oynamış olduğu sezonları 3-4. sezona girecek. 5 Lung devam ederse 5. sezonu göreceğiz. 5 sezon en takımın en kıdemlisi 4 sezonluk Lung. Orada, o da Türk değil. Orada peki oraya geçsek şimdi baktığımız zaman bizim kalemizde Lung var, değil mi? Evet. Orada, Doğan var. Evet. Ve Çipe var, değil mi? Çipe bizim değil. Kiralıktı yani Galatasaray'a gitti. Bitti herhalde. Sizce bir kaleci gerekiyor mu transferi? Şimdi Lung ve Doğan Alemdar ikilisini ben korumak isterim. Yani gerekiyor mu? Üçüncü Abdülkadir Taştan ve U19 takımını evet. Ben şu üçünü hemen idare ederim. Gerek gerekmez yok. Değil mi? Gerekmez. Peki Kanada gelelim. Stoperlere gelelim. Elimizde zaman. Var işte. Ramazan Civelek var. Karahan Yasir Subaşı var. Şöyle baktığımda. Hayır. Stoperlere geldiğimiz zaman Taz var. Uğur var. Uğur Demir. Yalnız Paz bizde değil şu anda. Paz gitti, kiralıklı Bologna'ya gitti. Bir de Yunan Kolevesius. Alınmasa ama bizim değil şu anda. Yani alınır mı? Alabilirim. Ben olsam alırım. Peki Uğur? Alırım. Kolevesius. Bırakırım. Uğur Kore. Kolevesius o da iyi. Dururum. Hı. Zaten o da biraz... Başka? 3 tane. Şey olarak da bunların ikine ne var Sapınar başka? Sapınar ayrıldı mı? Yok, Sapınar'ın devam ediyor sözleşmesi. Etmeyecek o gitti. Gitti mi? Devam ediyor sözleşmesi. İnşallah. Yani transfer mı? Edemedi. Transfer için bayağı uğraştı. Sözleşmesinden dolayı kaldı. Yani şu anda baktığımız zaman stopere gerek var mı sizce? Var. Pazında... Ne olur ne olmaz hocam. Bir tane daha alacak. Tabii. Yani o zaman bizim baktığımız zaman kalede... Aziz Bey'i de dahil ederim kiralık ama bunda... Yabancıya gitmiyorum. Bak şimdi. Kanatlara geleceğiz yani. Doğru. Şimdi kanatlara şimdi baktığımız zaman Paz dedik. Eğer getirebilirsek dedik. Sapunar'ı ben yedekte beklederim. Sapunar'ı dedik. Klavesios dedik. Uğur Demirok dedik. Evet. Dört tanesi de iyi bence yani. Bu senede verim aldığımız oyuncular. Evet. Şimdi kanada gelelim. Sağ ve sol açıklara geldiğimizde. Bu da şimdi sağ bekte Ramazan Civelek var. Onu söyleyebiliriz. Zoran var. Kırzic var. Ki bunların sözleşmeleri devam ediyor. Güzel. Ama sağ bek ve sol bek lazım. Gerekiyor değil mi? Gerekiyor. Peki Yasir'le birbirini yedek, Aziz yedeklemiyor mu? Aziz kiralık Başakşehir'e gitti geri. Tekrar alabilir miyiz? Keşke. Tapusunu alsak yani. Yani yabancıya gerek yok elimizde bildiğimiz adam. Yani şimdi şunu bir yere varalım. Baktığımız zaman biz hani kanatlara oyuncu gerekiyor ama olmasa da idare edebilecek bir sistem var bizde. Yani şimdi elinde ya 18 tane herhalde bir yabancı oyuncu var elinde. Evet. Kiralıklar var. 18 tane yabancı oyuncum var. Şu anda bir oyuncu göndermem için 14'e düşürmem lazım. Önceden kafadan 4 tane oyuncu kapı dışarı koymam gerekiyor. Önce bu.
5 tane oyuncu alacaksan yarısını göndermen gerekiyor. Adamların sözleşmesi var, kimse de hayrına gitmez. Niye yani, gitsin ki para alacak? Ya ama mesela şimdi baktık defansta, kanatta, hani kanat transfer yapılsa bir Türk olur ama demek istediğim takım bir kemik var, onu anlatmak bir iskelet. Evet. Şimdi orta sahaya girelim. Kampanya arıyı. Evet. Yani evet şu anda geçmiş olsun. Acil bakımdan herhalde şey alınmış. Normal servis alınmış. Covid'den evet normal servis alınmış. Geçmiş olsun. Kampanya arıyı baktığımız zaman. Onun dışında Mensah satılmazsa yine Mensah o olacak. Mensah satılmazsa çok iyi. Amrabat hatta. Ben olayım Mensah'ı satarım hocam. Satamazsın. Hasan abi. Satamazsın. O zaten Kayseri'de oynamaz abi. Atletiken Madrid'e verecek para var. Orada bir boş bekliyor. Sonraki satıştan transfer parası eklemişler. %50 yani biz bu adam versek kiralık vereceğiz, onu da vermezsin de bir sezon daha oynatacaksın. 2023 iki sezon elimizde bu adam. 2023'e de sözleşmesi var. Yani bu adamı tekrar Kayseri Spor'da oynatacağız. Ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Ama Mensah kazanırsa iyi futbol. Abi Mensah kötü topçu değil ki ya. Gerçekten. Evet. Yani çok iyi yapıyor. Mensah oynadığı maçlarda bize maç kazandırdı. Ha, çok biraz iniş çıkışlı maçlar grafiğine çizdi evet. Ama oynadığı dönemlerde. Çok iyi maçlar çıkardı. Kayseri'nin yani sayılı belli bir noktaya gelmiş bir kaliteli bir oyuncu. Yabancı yani aramamıza gerek yok işte elimizdeki bir adam. Şunu demeye geçiyor. Az önce dedik ya. Ya 2 milyon euroyu 1 milyon euro. Ya ver bir 2 tane adam al. 3 tane adam var. Netçeyi kapat. Yani baktığımız zaman bakın Kampanyoğru dedik. Mensah dedik. Başka orta sahada Muharrem Gitti herhalde. Bak şöyle diyor. Ben sözleşmesi devam edenleri söyleyeyim mi? Evet. Biraz daha. Lung devam ediyor. Güzel. Doğan Alemdar devam ediyor. Evet iyi. Ramazan Civelek devam ediyor. İyi. Yasir Subaşı devam güzel. Ediyor. Kolevetsiz devam ediyor 2022'ye evet. kadar. Evet. Sapunlar 2022'ye kadar iyi. Devam ediyor. Atamak 2023'e kadar devam Peki, ediyor. Peki Atamak gerekti mi sizce? Bence gerekli. Gerekli. Şu anda görmedik mi ya? Yok ben karşı olduğu için demiyorum. Yani bilgi olarak soruyorum. Düşünce olarak. Farz et ki gerekli diye bu adam gidecek mi? Hayır canım. Ya ben onun için de soruyorum. İşte yani yok. İyi bir futbolcu mu onu söylemeye çalışıyorum. Yani memnun olduğunuz mu bu yıl? Sözleşmeli bir oyuncu. Bu yıl performansla memnun muydunuz onu söylüyorum. Ben çoğu maçta memnun kaldım. Evet. Yani. Beğenmediğim maç var ama çoğu maçta memnun evet. kaldım yani. Yararlı oldu. Devam edelim. Bence de oldu yani. Tabii 42 haftalık maç müsabakada evet. sarısı kırmızı sakatlığa bitmiyor yani. Evet. Kampanyona 2023'e kadar devam tamam, ediyor iyi. Dedik. Besat Sabovic 2023. Sabovic benim kanımın ısınmadığı, hiçbir şekilde iyi futbolcu olduğu düşünmediğim bir kişi. Zoran, açıkla ne söyleyeyim doğru. yani. Zoran, açıkla ne söyleyeyim. Zoran Kıvırcıç 2022'ye. Iyi, o da iyi. Çünkü Kıvırcıç'ı birçok kişi alanda oynuyor. Oynatıyoruz. Abi adam her mevkide oynayabilecek oyuncu. Çok iyi. Necik yani gibi, elimize bulması gerek. Necik gibi gerekli. Joker. Ya Akak. O da iyi. Erzurum'daki o da iyi bir topçu. 2000, bu hafta 2023'e ama kadar. Ama onunla bir şeyler yaşında. Söylemiştin yani sıkıntılı şeyi demiştiniz ama yani biraz zaman agresif bir topçu. Oyuna kendini fazla kaptırıp evet. Strese çabuk giren bir oyuncu. Yani ama yenerse daha onu iyi topçu. Evet. Lennon 2022'ye kadar devam ediyor. O da iyi kanatta. Fernandes 2022'ye kadar devam ediyor. Gereksiz iki. Hayır gönder hadi buyur gönder. Lennon'la Sabovic'i yazdık değil mi Hasan abi? Manzala'yı yaz 2022'ye kadar devam ediyor. Manzala'da da sıkıntı var hiç. Deniz Alibek 2023'e kadar devam ediyor. Deniz Alibek milli takıma davet edildi. O da iyi. Onu da belirtelim. Evet. Ondan sonra bakıyorum. Kanga 2023'e kadar devam yararlanabilir ediyor. Yararlanabilir diye düşünüyorum ben. 2023'e kadar devam ediyor. Pedro Henrique 2023'e kadar devam ediyor. Auromoski 2023'e kadar devam ediyor. O da iyi. Bunlar elimizdeki devam eden oyuncularımız. Şimdi bir şey söyleyeyim. Şimdi gelelim işe. Sabovic ve Fernandez dışında hangisi oynamaz? Hepsi oynar. Hepsi oynar. Ve biz hepsinden bir şekilde memnun olduk. Bu arada işte Antonio Zudoma Giresun'dan geri kiralık döndü. Mensah Beşiktaş'tan kiralık döndü. Ya Antonio de Giresun'da yani çok iyi iş yaptı orta sahada. Yerli oyunculardan Oğuzhan Çapar Balıkesir'den 2022'de sözleşmesi var geri döndü. Ondan sonra bakıyoruz Düzce'de kiralık olarak olan Adem Doğan geri dönüyor. Şöyle baktığımda devam ediyor. Düzce'deki Boldrin'i söylüyorsun. Boldrin. Onu bonservisiyle verdik herhalde. Sattık. 750 bin evet, dolar iyi paraya sattık yani. İyi paraya sattık. Ben alırım ama. Ama şunu söyleyeyim. Ben alırım otobüsü. Boldrin'i alırım. Ayhan Bey, saydığımız kişiler içerisinde yani Kayseri Spor'a gerçekten yararlı olmayacak şu ana kadar Sabovic ve şeyin dışında gerçekten yararlı oyuncular mesela, ya. Sezon maçında bir maç oynayan Mario Sütun vardı biliyorsun. Evet. Bu Regina'ya satıldı. Evet. Bir maç önünde satıldı. 28'de iyi topçuydu. Evet.
Yani böyle elimizden kaçanlar da oldu. Ha bu arada elimizden gidenleri de sayayım da. Şimdi Aronofsky Makedonya milli takımında, doğru değil mi? Evet. Makedonya milli takımı nerede? Şimdi gidenleri de söyleyeyim de biraz ona göre kafamızda bu. Ondan sonra eksi evet. Beraber tartışa. Hı hı. Gidenlerden İsmail Çipe 2 yıllık kiralıkla Galatasaray'a geri dönüyor. Tamam. Ondan sonra Lopez'in sözleşmesi sona erdi. Hugo Michel Lopez diyelim, bizim 2 numara diyelim. Tamam. Ondan sonra bakıyorum Paz kiralık Bologna'ya geri geldi. Alınabilir. Alınabilir. Evet. Uğur Demirok'un sözleşmesi sona erdi ama herhalde bilmiyorum nasıl anlaşma yapmışsa da şey vardır. Bence kalması lazım Uğur. Ben beğeniyorum. Evet. Artı anlaşması var mıdır? Bence opsiyon kalması vardır, lazım bilmiyorum. Çünkü savaşçı ve iyi değil mi? Yani yararda oldu. Aziz Eraltay Beyiç dediğimiz. Aziz Beyiç Başakşehir'e kiralık gitti ama Başakşehir'de de sözleşmesi bitti. Şu anda boşta futbolcu. Aziz de alınabilir. Büyük bir Aziz'de alınması gerektiğini düşünüyorum. Carlo Muhar kiralık Poznan'da bize kiralıktı. Bu Carlo Muhar'ı da mutlaka kadromuza düşmemiz gerektiğini düşünenlerden denim. Yani eğer daha iyisi bulunursa? Devam ediyorum. Hasan Hüseyin Acar Fesiyordu gitti biliyorsun. İlhan Depe Altay'a devre arasında sattık. Satış yani kiralık da değil. Anton Maglica sözleşmesi sona erdirmişiz. Lucasen var. Aman sözleşmesi gitsin. Sona erdi. Artı iki yıl opsiyon var. Onu nasıl çözecekler bilmiyorum. Gitsin. Kullanmasınlar. Kullanmayacaklar büyük bir ihtimalle. Şöyle baktığımızda Muğdat Çelik sözleşmesi sona ermiş. Nurettin Korkmaz sözleşmesi sona ermiş. Melih Okutan devam ediyor. Herhalde bunlar yeter diye düşünüyorum. Ya şey söyleyeyim yani ama saydığınız zaman çok da felaket bir durum yok ya. Yani, abi ben burada U19'da alt yapıdan gelenleri saymadım. Mesela ama hayır gerçekten Kayseri'de şu anda Emre'yi saymadım, şeyi saymadım. Kayseri'de felaket bir durum yok bence. Yani hani takım iyi. Eksik olan iyi bir teknik direktör müydü? Şunları söyleyeyim. İyi birkaç transferle bak. Ayhan Bey'in dediği gibi evet. 10 tane gereksiz transfer yerine 3 tane sağlam transferle takım bir yerlere gelir. Bizim sıkıntımız santrafordu. Evet. Onu da yapmadılar. Yani biz defalarca burada programda Salih konuştuk. Salih Dursun alsınlar. Ya Salih Dursun bizim onunla şansımız yok ya. Kim dedi sizin? Beşiktaş tartışın. Aradaymış, Rize aradaymış, Yeni Malatya Spor, Mallorca, Schalke, Hamburg, evet. Union Berlin ve büyük bir ihtimalle de burada kalacak yani. Ya giderse ya Beşiktaş'a gider ki Beşiktaş alacağını yani sanmıyorum. Büyük bir ihtimalle bu Bundesliga'ya gider. Bundesliga'da kalır yani. Şu anda 2'de 1'e çıkar. Varmış yani, Almanya'dan teklifler de varmış. 2'de de 1'e evet. Çıkar herhalde. Ama abi, şunu söyleyeyim. Biz Alper Potuğalak. Ankara Gücü. Borben var orada Ankara Gücü'nde. Onu alak. Ki Alper Potuk Ankara Gücü'nde de iyi bir sezon geçirdi. Yani. Evet. Ankara Gücü'nde sağ sol kanat oynayan Pençil var. Bu adamlar orada oynamaz artık. Evet. Bu adamları halle mi dilecek, ikna edilip Kayseri Spor'a getirecek. Düşenlerden iyi futbolcuları seçmeliyiz. Hasan Bey, biz önce bir hocayı çözek. Evet. Tamam. Evet, hoca teknik konusuna geçelim. Menajeri, yani şunu bir şöyle çözdük, kapatayım. Sportif menajeri çözdük. Şunu kapatayım. Kayseri Spor'u bence bir kemik kadrosu var. Evet. Kemik kadronun nokta üzerine atışı. Nokta atışı yapılırsa bakın. 4-5 tane. Ve biz takımı sayıyoruz bakın şimdi. Bakın kale diyoruz, defansta şu var diyoruz. Aziz Bey hiç olursa kanatta oynar diyoruz. Yasir'le idare eder diyoruz. Diğer kanadı diyoruz. Hani Kırzıç ortak kullanırız. Diğer açığa birini alabilirim diyoruz. Lennon var bir tarafta diyoruz. Henrique var bir tarafta diyoruz. Onlara yedek alınabilir diyoruz. Aronofsky var orta sahada diyoruz. Forvet'te Ali Bek'in yanında iyi bir forvet. İlhan da gelecek. Yani bir şeyler var Kayseri Spor'da. Takımı sıfırdan dizmememiz lazım. Efendim? Takımı sıfırdan dizmememiz lazım. Sıfırdan dizmememiz geçen lazım. Geçen sene o küme düştü deyip de sonradan ligde kalan aynen. Kadroyu bile dağıttık. Aynen. Biz onu bile kadroyu dağıttık. Kadroyu dağıtmadan kampanyalar var orta sahada diyoruz. 3 veya 4 iyi futbolcu. Hadi 5 olsun ya. Çok iyi yerlere taşır. Ama işte tekrar ediyorum. Şimdi geliyoruz. Teknik direktör. Yalçın Koçukavak'la devam edilecek mi? Evet. Edilmeyecek mi? Evet. Ya çok koşu kavaklı. Edecek mi diyorsun? Peki Sümidika sürekli Romanya'dan evet. Kayseri Spor'la ilgili haber gönderiyor. Ona ne diyorsun? Bir video çekmiş. Orada da Kayseri'yi çok sevdiğini, Türkiye'ye Kayseri'nin abi, kendi tanıttığını. Yapıyor.
kendini pazarlamayı çok iyi seviyor. Bir şekilde yapıyor. Evet, Kayseri Spor'a geri gelmek istiyor herhalde. Evet. Böyle bir de Rize Spor'u şey kimse kurtaramaz demişti. Takım kümede kimse Rize Spor'u çok erken kurtarıldı. Evet. Ama baktığımız kadarıyla Kayseri Spor'da çok iyi işler yaptı. Antep'e gitti, orada da yaptı. Rize'de bir uyum olmadı. Kayseri Spor'a geri gelme ihtimali olur mu sizce bu sezon için? Yalçın Hoca başarısız olur. Videoda şimdi, burada şu anda ekrana yayınlandı. 3-4 maç galibiyet alamazsa burada Yalçın ses Hoca. Ses geliyor mu acaba? Şumudika'yı ses verebiliyor muyuz? Geçin yanacağız kurayrı mesela. Verelim bir Şumudika'yı bir dinleyelim. Bir dinleyelim. Tamam. Evet. Tercüme edersin herhalde. Burada şey var, tercümesi var, onu şey yaparız. Okuruz inşallah. Good evening. I want to say hello to all the fans from Turkey, to all my fans, because I know a lot of people, they like me in Turkey. Also, a lot of people, they hate me, but this is my character. I fight every time for my club. So, about Kayseri, is the first team who bring me in Turkey. Is the team who is in my heart. Never I forget this. And I want to say something to the fans for Kayseri. Now I respect the coach of Kayseri because they have contract, they work there. I am one free coach. I have some offer. I refuse some offer. Even yesterday I refused Steaua Bucharest, who is one of the best team in Romania. Because my mind, it's from Turkey, and when some club, but especially Kayseri, they need a coach. Evet. Evet, konuşmanın özetini söyleyecek olursak, Türkiye'yi, beni Türkiye'de destekleyen tüm taraftarlarıma sevgiler. Türkiye'yi çok seviyorum ve şu anda bir yerde çalışmıyorum. Romanya'da birkaç teklif aldım ama reddettim. Türkiye ile beni tanıştıran Kayseri'de çalışmak isterim. Başka takım da olabilir ama beni Türkiye'ye getiren bu güzelliklere tanıştıran Kayseri'nin bendeki yeri ayrı. Benden hoşlanmayanlar da vardır. Şunu söyleyebilirim ki ben takımım için ne gerekiyorsa yapar, sonuna kadar savaşırım. Bu beni ben yapan kriterlerden, en önemli özelliklerden birisi demiş. Çok güzel bir pazarlama cümleleri kurmuş. Ne olacak bilmiyoruz. Yani Kayseri Spor'da herhalde şeyden seçimden sonra olacak herhalde bu şeyler. Şimdi şöyle diyeyim, Şumudika'yı biliyoruz. Yani Türkiye'ye geldiğinde de enteresan bir hocaydı. Yani kalıpların dışında, bilmiş olduğumuz teknik direktör kalıpların dışında bir hareket ve yapıya sahipti. Sen de bir anket yaptın abi. Evet, bu arada Twitter, Facebook ve Kayseri Spor sitesinde bir anket yaptık. 1353 katılımcıyla yapılan ankette. Taraftarların %59'u gelsin diyor, %41 gelmesin diyor. Çok da büyük bir gelsin bu oranı yok. Yani. Normalde 70-80'lik bir oran olması lazım gelsin diye. Evet. Evet. Önce biraz yüksek başladı ama daha sonra da biraz daha süre devam. Mesela 3-5 gün daha gitti. Büyük bir ihtimalle birbirine yakınlardı. Ama şu anki yapı itibariyle taraftarların bu hocanın buraya gelmesini istemediklerini. Bunun en büyük sebebini de Gaziantep'i bırakış şekli. Bırakma şekli haklı olabilir ama Türkiye'deki kulüplerin yapısı ve mali yapısı maalesef ortada. İki ay parasını verip üçüncü ay veremeyebiliyor. Bu sıkıntılar çözülebiliyor ki Erzurum'da Yılmaz Vural'ın yaşamış olduğu son bir maç örneği var. Gerçekten yani rakibimiz olmasına rağmen ben bir Türk olarak bir yabancı futbolcunun bu kadar Türk terbiyesi aslında az buz bir olay değil. Tabii az buz değil. Yani devamlı yerli futbolcu üzerine bakılması gereken bir yapıya sahip. Şumudika gelse takıma faydası olur mu? Şimdi olabilir ama kulübü muhtemelen yine yarıda bırakabilir. Yani Rize'yi aynı şekilde bıraktı. Antep'i aynı bıraktı. Şekilde bıraktı. Farklı bir hoca. Yani şey var orada Ayhan Bey, gelip takımı sıfırdan kuracak bir hoca değil. Gelip mevcut takımı geliştirecek hoca lazım bize. Mevcut takımın üzerine birkaç futbolcu alıp geliştirecek hoca lazım. Evet. Yani bizim felsefemizi o yönde şey yapmamız lazım. Çünkü yani şöyle bir şey var. Bu yıl 5 tane, 4 tane futbolcu aldığınız zaman bütçede bir düzene giriyor. Yani çünkü işte bonservis ödemiyorsunuz vesaire, bütçe bir düzene gidiyor. Ödeme şekilleri geçmişe göre devam ediyor, siz onu çeviriyorsunuz. Her şey biraz daha iyi gidiyor. Yani onu yapabilirsek biz
hocayı da ona göre seçebilirsek. Sumudika olur mu bu? Bunu yapabilecek. Ya Sumudika şöyle, oynattığı futbol güzel. Onu söyleyemem. Keyif veriyor şeye. Evet. Sumudika'nın oynattığı futbolda sıkıntı yok. Sumudika'da maç sonrası sıkıntıları var. Yani maç sonrası şov devam ediyor. Maçta kalmıyor. Bir de yani Antep'in kaderi midir nedir bilmiyorum. Gelen oyuncuların hepsi dışarı, yani en son getirdiği Portekiz'i de öyle. Yani bakıyorsun iki maç sahada, bir maç tribünde. İki maç sahada, bir maç tribünde. Yani sürekli atılamıyor hoca. Sumudika'da da o özellik var. Yani Sumudika'nın kendini biraz, ama diyor ki beni diyor, ben yapan özellik diyor. Yani ben diyor oradan besleniyorum diyor. Sumudika da Antep'te kırmızı kart görmüştü herhalde. Çok fazla. Çok fazla. Çok fazla. Yani işte Sumudika'ya saha içinde kalabilirse oynattığı futbol Kayseri Spor taraftarına zevk verir. Ama işte ne kadar kalacak, saha içinde ne kadar kalabilecek bilmiyoruz. Yani bir de Rize Spor örneği var. Şimdi bir sezonda yaklaşık 6 tane hocayla çalışmışsın. Yalçın Koşukkavak sonuncusu. Yani adamdan 5 maç değil mi? Yanlış mı? Evet. 5 maç. Şimdi 1,5 yıllık anlaşma yapmışsın. Ki bundan önceki 5 hocayı saymıyorum. Nasıl anlaşma yapıldı? Yalçın Hocam'la anlaşma devam ediyor o zaman. Tabii ki. Evet, evet. Devam ediyor. Yani %99 Yalçın Koşukkavak'ta bu işin devam edileceği yönünde. Devam eder. Yalçın Hocam devam eder. Şimdi Yalçın Hocanın farklı bir yapısı var. Yeni nesil hocalardan, evet, bir yeni tanesi. Nesil hocalardan. Pek tanınan bir olay hoca değil ama yaptığı yapı itibariyle bu 6 ay ve İstanbul Spor üzerinde çok büyük atılımlar yapmaya çalıştı. Modern futbol oynatıyor. Evet. Şöyle bir kelime kullanmış. Yalçın Koşukkavak röportajın birinde her kulüpte aynı tarz antrenörlük yapılmaz ifadesini çok doğru, kullanmış. Çok doğru ifade. Kulübüne göre, takımına tamam. göre, taraftarına göre antrenörlük olur demiş. Şöyle bir baktığımda çok farklı düşünceye sahip. Hatta bir kelime kullanmış burada. Antrenmana kamera gelmesi, sorular sorulara cevaplar beklentiler, ekonomik gibi bir sürü sebeple sayıyor. Farklı oyuncu yapımlarıyla çalışmayı seven bir yapıya sahipmiş. Hangi kulüpte nasıl bir antrenörlük yapacaksınız bunu analiz etmemiz lazım. Her kulüpte aynı tarz antrenörlük yapamazsınız. Çünkü coğrafi konum, kültürel yapı, takımla şehrin uyumu gibi hassasiyet vardır. Özellikle de diyor şehrin tek takımı ise diyor. Şimdi yani şehrin çift takımı olan da zor ya. Bir İzmir bile yeni olacak ya. Ankara'da hiç kalmadı. Ankara'da hiç kalmadı. Ya şehrin çift takımı olan İstanbul'da bol var işte şimdi. Evet. Yani şimdi Yalçın Koşukkavak faydası olup olmayacağını şöyle diyemeyiz. Burası Türkiye bilmiyorum, belki yönetim ya başkan yarın der ki başka ben şu hocayla anlaştım der. Yani artık başkanın artık tecrübesini... Gerek var mı? Bence gerek yok artık. Bence yani, de gerek yok. Yani Yalçın yani bir şekilde... Nasıl anlatayım? Bir oyun anlayışı var Yalçın. Az önce şunu söyledim ya. Modern futbol oynatıyor evet, Yalçın. Bir oyun hoca anlayışı Şemun var. Şemun Bey, Recep Mamur döneminde 11 yılda 6 tane hocayla çalışmışsınız. Son 6 aydır neredeyse, yani bir sezonda 6 tane hocayla çalışmışız. Yani aslında bunu çok iyi düşünmemiz lazım. Tolunay Kafkas'ta biz 3 yıl Arda'da hocalık yaptık ya. 3 yıl bir şey bozma takımı. Başı oynattık, kupayı götürdük. Aldık. Yani aslında beklersen, sabır edersen sonu geliyor. Ya. Her hocanın, her futbolcuya karşı oyun stili farklı. Ferguson ya, City, Manchester, United, Ferguson'un başlayışına bakın. Hı. Fatih Terim'in başlayışına bakın yani. Kendi evinde Ali Sami'yle Fenerbahçe'den 4 diyor. Kulüp başkanı kovmayı düşünüyor. 4 tane kendi evinde Ali Sami. Ondan sonra UEFA Kupası geldi. Ferguson geldiği zaman rezilleri oynadı. Ondan sonra almadı, kupa bırakmadı. UEFA Kupası'nın yani, arkasında hacı vardır. Bunu yani ya her lazım. Neyse yani bir şekilde yani, teknik direktöre sabretmek lazım. Şimdi Altın Ordu kaç yıldır kullanıyor teknik? 7 yıldır. 7 yıldır Hüseyin Hoca. 7 yıldır. Ve ne diyor? Kardeşim biz birinciliğe çıktığımız zaman Bilbao hani Bas bölgesinden farklı futbolcu oynatmam diyor. Yabancı, ben yine oynatmayacağım diyor. Bir perişan felsefe. Olur, perişan olur. Ya olsun. Şimdi bakın bak, tekrar diyorum Ayhan Bey. Ben, perişan oluyor da bu takım parayı saçmıyor. Yalnız bak. Kendi altyapısındaki topçu oynatıyor. Şunu yaparsan. Yani Şemun takım Bey, bu sene her sene yayına çıkar. Altın Ordu diyor ki ben diyor çıkmak istemiyorum. Çıkarsam da kaderimin engel taşımam başkan diyor. Başkan onu diyor. Diğeri demiyor ki şeyi. Ya birincilik ile süperlik aynı lig değil. Dağlar kadar fark ya var. Ya olsun. Çok büyük fark var. Olsun ama bir felsefesini oraya oturtturuyor. Yıllardır Atletico Bilbao'da yabancısız futbolcu oynuyor. Şey, Baks bölgesinin dışında futbolcu almıyor. Ama bir felsefe. Ve ne yapıyor? Bu takım batmıyor, çıkmıyor. Neden? Kendi altyapısındaki futbolcu oynatıyor. Altın Ordu bu yıl düşer, yarın yine çıkar. Çünkü sen, masraf yok. Sen Doğan Adamlar gibi, Emre Demir gibi ve buna benzer 8-10 tane oyuncu sen takım 11'inde kullanırsa zaten büyük maliyet oluşturmaz sana.
Bu oyuncular zaten 50'şer 100'er bin euro top oynuyor insanlar. Onlar altın örnek ama zaten. Yarın bak yarın öyle bir maçlara çıkarlar ki yani ki bunu engelleyelim. Bu sefer der ki ben yabancı oyuncuna yatırım yapmaya başlıyorum. Bu sefer genç yabancılar çalışmaya getiriyor. Biz de getirmişiz 21 yaşında Lucas'ı getirmişiz. İhtiyar da 21 yaşında ya. Ayhan Bey bir felsefeniz olursa bu sene düşersiniz seneye yine çıkarsınız. Bunlar, bu kulübün amacı Türkiye'ye futbol yetiştirmek benim amacım diyor. Ha şimdi Altın Ordu tek başına da yapmıyor. Bak örnek vereyim. Altın Ordu'nun alt liglerde takımlar var biliyor musunuz? Ya yani. Seyirci stresi yok, taraftar stresi yok. Hayır bakın, başkan şimdi ben yaparım. Mesela Niğdespor Altın Ordu'nun alt takımı. Evet. Niğdespor'a 18 yaşında çocukları veriyor. O çocuklar 18-19 yaşında Niğdespor'da oynuyor. 2 yıl 3 yıl Niğdespor'da geçirdikten sonra Altın Ordu'yu alıyor. Ha şimdi birinciliğe geçtiği zaman ne yapacak? Daha göz önünde olacak. Ne olacak? İki tane futbolcu satsın yeter onlar için. Hocam, ama başkan Altın Ordu başkanı olmuyor. Süper Lig'e çıkma gibi bir şeyimiz yok yani, demişti. Hocam Altın Ordu başkanı benim çok yakinen tanıdığım. Evet. Yazlıkta komşum. Ve antrenman sahası, futbol tesisleri benim yazlığımın dibi. Kuşadası'nda. Dediği gibi ben diyor Süper Lig'de oynasam ne olur? Oynamasam ne olur? Ben diyor Türkiye'ye diyor futbolcu yetiştireceğim diyor. Evet. Bir fabrika düşün diyor. Evet. Üretim yap. Bitti. Benim felsefem vardı yani. Arkadaşın tek bir şey. Arkadaşın tek düşüncesi bu. Ama Kuşadası Hasan abi. Şimdi da bir benzinliği var. Hasan abi. Orada da bizim hemen sitemizin yanında büyük bir otel vardı. Oteli de çalışmadı, kapattılar. Orayı kiraya tuttu. Ama çok güzel bir otel. Yeşil sakallı falan. Altın Ordu'yu oraya getirdi, taşıdı adam. Her sene bir tane, iki tane futbolcu yetiştiriyor. Aynı Brezilya gibi. Satıyor. 1 milyona, 3 milyon dolara, bilmem kaç milyon euroya. Sonra pay alıyor bir de. Oradan da masrafını yapıyor. Ya bakın Hasan Hoca, Hasan Bey yani baktığınız zaman antrenörüne karışmıyor. 7 yıldır aynı antrenör. Hüseyin Hoca. Sen o işi sen yap kardeşim diyor. Teknik menajerine, pazarlamacısına karışmıyor. Yani kişi diyor ki başkan. Seyirci stresi yok. Seyirci stresi yok. Kardeşim diyor birinciliğe çıkmazsanız süper. Çıkarsanız da diyor. Desteklenmiyor ya, yani. Ya, bir felsefesi var. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Şemil Hocam Süper Lig'e çıkıp 70-80 milyon TL'ye şuraya koymak varken niye çıkmasın ki benim anlamadım. O lafın gelişiyle düşünüyorum. Evet tabii şu 70-80 anda milyonu alırım. Ama o futbolcuların içerisinde 3-5'ini daha büyük abisini atarım. En azından takımı Ayhan'cığım sabahleyin 3 tane otobüsten okula gidiyor gibi çocuk iniyor oraya. 3 tane otobüsten çocuk iniyor sahaya. Akşama kadar o çocuklar orada antrenmanını yapıyor, yemeğini yiyor, duşunu yapıyor. Gene otobüsler geliyor, çocuklar evlerine gidiyor. Ben şimdi biliyorum. Ama son zamanlarda şu hatayı yaptı Altın Ordu. Bakın onlar da ders alması lazım. Gelişecek oyuncuların eskiden Altın Ordu şey takımlara veriyordu. Daha böyle oynatılabilecek Başakşehir gibi. Evet. Onun daha böyle ne diyeyim Bursa Spor gibi böyle örnek vereyim Kayseri Spor gibi oynatıp gelişip satılabilecek yerlere veriyordu. Son zamanlarda bu futbolcuları büyük takımlara vermeye başladı. Fenerbahçe'ye, Trabzon'a, Beşiktaş'a. Bunlar hocam, oynatmayınca futbolcular ne oldu? Gelişemedi. Evet. Ya dolayısıyla evet. Altın Ordu'nun bu genç çocukları oynatabileceği yerlere vermesi lazım. Mesela Başakşehir oynatıyor. Kuş böyle adikler aldı ya. Ama hayır oynatıyor oyuncuyu. Mesela bir tane Rızvan herhalde ismi. Çok şey gene bekliyorlar ondan. Şu bu sene stoper, gene verdi iki tane ya. Yani verdi ona. Şimdi oradan Başakşehir o çocuğu sattığında şey şimdi, alıyor. Altın Ordu'ya para geldi. Şimdi mesele şu bizim kulübün altyapısı ne alemde diye düşünmek lazım. Yani şimdi bu sene Doğan çıktı. Ya Doğan çıktı ama baktım şöyle Abdülkadir Taşlar var. Kaleci bu da U19 takımında oynuyor. Zaten Doğan Alan'da da U19 takımında oynuyordu. Barış Emir Han Doğan var. Zekeriya Kartal var. Muhammed Erin Arıkan var. Mehmet Era Yüzbek var. Şöyle dikkat çekenler arasında. Okan Acar var. Sanırım Hasan Yücel Acar'ın bir akrabası da Eskişehir'den geldi. Kardeşi diyorlar. Kardeşi mi? Evet, evet. Yine Emre Demir var. Talha Sarıaslan var. Ahmet Kağan Malatyalı var.
Şöyle baktığımda bu futbolcu göze değen ve göze batan oyuncu. Aslında U19 takımımız şu anda pek başarılı değil ama şu anda ligin 21 takımın ligde şu anda yanlış hatırlamıyorum 16 ya da 17. sırada bulunuyor. Her bir veya iki tane oyuncu çıkarsan yeterli. Şimdi bu oyuncular oynatmışız ama çoğunu mecburiyetten ilk 18'e ya da şu anki itibariyle 21'e dahil etmişiz. İlk hafta biliyorsun transfer yasağımız vardı. O yüzden dolayı birçoğu da görev aldı bir takım kadrosu içerisinde. Şimdi bizim altyapıda sıkıntımız var mı? Var. Şu anda pandemi dolayısıyla zaten sadece U19 takımı ligde mücadele ediyor. Az önce ifade etmiş olduğum Niğdespor örneği çok, bunlar çok güzel bir örnektir. Bizim en büyük yaşadığımız olan sıkıntı Kayserispor'un, Kayseri'nin 3. lig, 2. lig gibi liglerde takımının olmaması. Yani bu aslında bizim en büyük sorunumuz. Şu anda yanlış hatırlamıyorsam Talas Gücü ile Kayseri Emar Futbol Kulübü yanlış hatırlamıyorsam evet. Bölgesel amatör ligde 3. lig, 5. grup aynı grupta bulunuyorlar şu anda. Durum ne? 4 takımlı lig de var. Herhalde biri Tokat, Sivas takımları olacak. 4 takım lig usulü oynayacaklar. Galip gelenler, yani grupta birinci olanlar 3. lige çıkma ümidi var mı? 8. şu anda MR bayağı iddialı diyebiliyorum. Evet. Son transferi de açıklayacaktık. Herhalde Haziran ayında ya 9 ya da 10'unca başlayacak maçları. En azından bu takımlardan bir tanesi İhlas çıkarsa şöyle söyleyeyim. 8 takım grubundan, yani 5. bölge grubundan 8 takım elemeli maç yapıp bir tanesi çıkacak. Yani şöyle baktığında çıkabilir yani. Karadeniz ağırlıklı grup gördüğüm kadarıyla. Hekimoğlu var, Pazar var, Of var, Trabzon'un var. Trabzon'un var. Trabzon kaynağı duralar ya. Şimdi evet. Bizim şurada elimizde saymış olduğumuz oyuncular. Şu elimizdeki saymış olduğumuz oyuncular. Mesela Emre Demir'i biz aslında bu sezon kullanamadık. Yani evet. Kullanamadık. Ya Emre Demir'i mesela bir alt lige verebilirdik. Ya da ikinci takımıza verebilirdik. Ve şu beğenmediğimiz çok Kanga denen adam. Demedi, gitmedi abi. Gitmedi. Kiralık verecek de gitmedi bir yere. Çünkü kimse rahatını bozmak istemiyor. Şimdi Ayhancığım, Kanga'yı Ersin Düzen çok kötü de oyuncu değil Kanga ya. Hayır, ben bak, kötü olduğunu söylemiyorum. Ersin Düzen öve öve bitiremedi ya. Evet. Kanga kötü oyuncu değil. 20 yaşındaki çocuk. Bak abi. Fransız menşeli dedi. Evet. Orada yetişmiş. Fuleli aynı Metin Tekin'e benzetiyor onu ya. Şimdi bak abi. Şimdi Kanga'ya Lucassen, bu bak Kanga demiş olduğun adam 22 yaşında. Evet. Lucassen dediğin 21 yaşında. Ya 22-21 yaşında İlhan Parlak'ın Fenerbahçe'ye gittiği yaşlarda konuşuyoruz. Yalnız evet. Şey söyleyeyim. Lucassen gerçekten 21 yaşında mı acaba? Ya 21 yaşında abi. Çünkü Afrikalıların bu yaş hikayesi çok fazla oluyor biliyorsunuz yani. Ya 25 olsun mesele değil ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani 21'se Lucassen. Bir futbolcuyu 3-5 maçla anlamayabiliriz. Şimdi şunlar oyuncuların birçoğunu büyük muhtemelle saymış olduk çoğunu göndereceğiz. Gidecek. Sonra bir şekilde başka takımda da parlamaya başlayacak. Yani şimdi az önce dedik ya Serdar Dursun. Oynadığı takımlara bak işte Malatya'ymış, Karagümrük'müş, Eskişehir'miş. İşe yaramaz demiş, almış yurt dışına gitmiş, pallamış. Ama 30 yaşına gelmiş, bu saatten sonra ne yapacak ki? Diyor Şenol Güneş, bu adamı niye milli takıma? 30 yaşında adam niye milli takıma çağırsın ki? Yani evet. Düşünce şöyle düşünüyor, 25 yaşında değil, 24 yaşında değil. 27 yaşında geçen bir futbolcu artık benim gözümde artık bundan bitti. Bitmiştir. Benim gözümde ya bitmiştir. Şöyle, genç toplu Ayhan değildir Bey, bu. Sevilla biliyorsunuz UEFA Kupası'nın son zamanlarda hep ambargo koydu, sürekli alıyor. Şimdi orada da teknik kısmı var. Menajerlik kısmı var. Onların şeyi şu. Diyor ki ben %70 futbolcumu aldığım zaman satabileceğim, üzerinden para kazanabileceğim futbolcu üzerine kurarım diyor. %70'ini. Ama %30'unu da diyor tecrübeli alttaki oyuncuya bir şeyler katabilecek becerisiyle onları eğitebilecek. Abilik yapacak. Satamasam bile onlara abilik yapacak futbolculardan oluşturulmuyor. Değer katacak. Ya, şimdi bizim futbolcuların yaşlarına bakarsanız az evvel söylediğiniz gibi hep, şöyle söyleyebilirim. Yaşa da var. Hep %70'lik oran bak. Ya şimdi bak. Ya İlhan dışında kim var? 30'un üstündekileri sayayım mı? Daha güzel olur mu? Lung 31 yaşında. Tamam. Hugo Michel Lopez 34 yaşında. Gidiyor zaten. Gidiyor. Sapunlar 36 yaşında. İyi. Uğur Demirok 32 yaşında. Evet. Aziz Behiç 30 yaşında. Zoran Kıvırcık 32 yaşında, Lennon 33 yaşında, Fernandez 34 gidiyor, yaşında. Gidiyor değil mi abi? 22 ya da söylediğinde sözleşmesi var. Gider. Abi öyle değil işte. Hiçbiri gitmiyor. Hepsi şu anda sırtımıza yapıştı.
Az önce birazdan belki gelecek yayın idarecimiz ifade edeceği gibi transfer yasağının niye geldiği mutlaka herhalde evet. girecek yani. Evet, evet. Sonra bakıyorum İlhan Parlak 33 yaşında. Yine devam edin. Pedro Henrique 30 yaşında. Muğdat Çelik 30 yaşında. O da bitti deniz sözleşmesi. Bitti Allah'tan bitti. Ama 30 yaşın üzerindeki bayağı oyuncumuz var. Hayır şimdi şöyle söyleyeyim bakın. Orada abilik yapacak kim var? İlhan var. Abi İlhan'a ayrı bir kefeye koyalım. Yani İlhan var, bizim memleketin. Gördüğüm Uğur'da hani şimdi baktığın zaman lider oyuncu tipini görüyorsunuz. Bak, evet. Uğur'da var. Sapun Ağrı'da var. Bunlar o kulübün içinde eğitebilecek tecrübeli isimler. Yani bunlardan yararlanabilir. Ya, Sapun Ağrı'nın bir videosu var. Hatırlarsan futbolculara vermiş olduğu konuşma var. Mutlaka denk gelmiştir. Evet, evet. Ya kulübüne kendini bu kadar adayan futbolcu sayısı azdır yani. Böyle konuşması, böyle gaza getirmesi, hani soyunma odasına konuşma. Az uz yapılan bir olaylar değil bu yani. Bu sene ben Kayserispor'un farklı maçlarına gitme şansım oldu. Eski maçlardan farkı şu, futbolcular tribünde seyrediyor maçları. Hani siz maçı seyrederken futbolcuların tutumlarını da orada görebiliyorsunuz. Sapunar maçı yaşıyor. Ya, maçı yaşıyor bak. Sapunar'ı... Kenarda, tribünde maçı yaşıyor. Yani orayı bırak. Karşı taraftan laf atıldığı zaman oraya söz söylüyor. Yani o şeyin içinde, maçın içinde onu görebiliyor. Ben o yüzden liderlik özelliği var. Ben Sapunar'ı takımda bırakırım. Bir sonraki sezon içinde teknik heyet kadrosunu düşünürüm. Benim düşüncem vakti düşünülebilir ama. O zaman evet. Şuraya gelelim. Transfer yasağı var 25 milyon TL'ye yakın. 2,5 milyon euro. Evet. Varela ve Aymen Abdenur'dan bundan önceki, kaynakları. Evet. Bundan önceki yönetim buradan. Evet. Şimdi bundan önceki yönetim olmuyor işte. Şimdi bu... lafını kesin. Yok estağfurullah buyur abi. Şimdi bundan önceki yönetim olmuyor. Şimdi biz Fernandes'i konuşuyoruz. Yarın Berna Başkan gitti. İşte Ahmet Başkan geldi. Ne diyecek? Bakın Ayhan Bey, siz futbolcu göndermenin bir usulü var. Futbolcu gitmiyorum derse oturtursunuz orada. Evet. Futbolcu gitmiyorum derse siz şimdi Beyhanda'yı gönderdiler. Doğru mu? Gönderdi. Niye? 3 ay kala sözleşmesi bir de gönderdi. Yarın Beyhanda FIFA'ya giderse kazanır. Bu 2 daha 4'te. Ama Max Kruse'u yani, Max Kruse'u gönderdiler Almanya Union Berlin'e. Evet. Adam şimdi Konfederasyon Kupası'na gönderdi şeyi. Takımını götürdü. Oradan parasını aldı. Bir de tuttu Fenerbahçe'den bir sürü para. Şimdi ha, göndermenin usulü var. Adam sözleşmesi devam ederken dersen ki gönderme olmaz. Şemin Hocam şurada 3 ya da 4 tane futbolcu haricindeki sözleşmesi bitmeden elimize kalan 17 ya da 18 tane yabancı futbolcu var. Evet. 18 tane yabancı futbolcu sayıyorum sana. Şimdi 14 futbolcunun üzerine koyamıyorsun. Sana soruyorum. Evet. Buradan 5-6 futbolcunu göndereceğiz. Önce, eğer 3 yabancı futbolcu alacaksan demek ki o 8 tane yabancı göndereceğin. Sözleşmesi devam ediyor. Nasıl göndereceksin? Peki söyleyeyim. Ben kabaca bir adam diyor. Bu yönetim, benim diyor. Bu yönetim daha önce sözleşmesi devam eden kişileri istisnai gönderdi mi? Ya 34 nasıl yaşına gönderdi? 34 yaşına gelmiş Fernandes ismini yanlış kullanmayayım. Fernandes 2022 kadar sözleşmesi var. Evet. Adam nereye 1 yıl kalmış. Kulüpte ağaca en az 1 milyon euronun üzerinde bir rakam olduğunu iddia ederim. Fazlası da olabilir. Şimdi Fernandes Kayseri'den gitse, başka bir takım 1,5 verirse gider, 1 verirse gene gitme. Şurada yan getirmedin, paramı alacağım. Yatacağım. Şimdi mesele burada. Adama gönderdiğimiz olduğumuz bazı oyuncular var. Bakın, bizim anlaşmadığımız şey şu. Usulüne uygun gönderebilirsen bu yönetim gönderdi. Sen usulüne uygun ama gitmek için de gelecek paralarını talep eden futbolcular bak, çok. Bilal Başakçıkoğlu ya. Gelecek. Bak. Bilal Başakçıkoğlu değil mi? Biz evet. Trabzonspor'a Bilal Başakçıkoğlu'nu sözleşmesi feshedildi. Trabzonspor'a gitti. Evet. Kayserispor'da aldığı paranın altına Trabzonspor'a gitti. Biz ödedik. Berna Başkan aynen şunu demişti televizyonun bir kanalının bir tanesinde. İnşallah Bilal Başakçıkoğlu yarın bize dönüp de bizden fark talep etmez dedi. Almış olduğu para Trabzon'daki paradan aşağı olduğu için tabii. Aradaki farkı bizden talep edebiliyor. Evet. Şimdi mesele ödedik. Bu. Sıkıntı oldu mu Bilal? Fernandes der gider der ki ben 750 bin euro şuraya anlaştım 250 de sen bana vereceksin derse ona bir şey deme. Ya o da bir şeyler olacak yani ama, bunda. Evet. Ama siz tutarsanız bakın tekrar ediyorum. Eskiden yapılan yanlış şu. Benim sözleşmem devam ediyor. Hadi sen git. Nereye gidecek? Ya bu bile bile intihardır ya, yani. Şimdi FIFA senin aleyhine verecek kararı. Aymen Abdenur
Adam 32 yaşında, bugün yaşlı tabii ki. 2019-2020 sezonunda 12 maçta forma giymiş. 12 maçta. Adam oynarken postalanmışız. O günün yönetimi nasıl düşündü bilmiyorum ama göndermişler. Varela 3 sezon oynamış. 64 maçta 4 gol atmış, 6 asist yapmış. Örneklerini biliyorum. Bir şekilde kadro aşmak için elimizden gönderilen ve bu topçuların tamamen paramı alamadığım diye sözleşmesini feshedip giden futbolcular bunlar. Haklı sebeple feshi. Buradaki olay o. Tamam. Diyor ki ben diyor, paramı alamadım. Hasan Hüseyin Acar'ın çektiğini hatırlayın ya. Hepsi gitti ya. Umut Bulut neler yaptığını bildin ya. Başörse uzatmayalım ya. Evet. Yani Kayseri dediğimiz insanlar bunlar. Şimdi diyor ki futbolcu ben paramı alırsam oynarım, almasam oynamam diyor. Ve sen bu futbolcuda masaya oturup 2'şer 3'er yıllık imza attırıyorsan ya Allah göstermesin küme düşseydik mücadelede bu 18 futbolcunun kaçını oynatacaktın? Sakarya Spor olacaktı. Ya küme düşseydin. Biz zaten program başına ne dedik? Kayseri Spor bu var olma mücadelesi verdi. Evet. Bu var olma mücadelesini kazandı dedik. Ama tekrar söylüyorum. Bundan sonra iyi bir yapılanma yapılırsa buradan düze çıkmak zor değil. İyi bir yapılanma. Bugün baktığınız zaman kimse Sivas Spor'a, kimse Alanya'ya, tamam mı? Kimse Antalya'ya. Böyle bakmıyor. Çünkü niye? Doğru işler yapıyorlar. Oturalım yani, doğru konuşalım. Bak Sayın Tokgöz şu açıklamaya da devam ediyor. Her gün 3-4 tane icra dosyası geliyor diyor. Evet. Ancak bundan kimsenin haberi yok. Berna başkan olmasaydı kulüp daha da perişan hale gelirdi diyor. Şu anda 2,5 milyon euro anlaşma var ya da yok onu bilemiyoruz. Anlaşılır ya da yanlış hatırlamıyorsun. Ben bu futbolcu ulaşamıyorum ya da ulaşmada sıkıntı yaşıyorum diye bir açıklama yapmıştı başkan. Evet. Bu futbolcu 2,5 milyon euroyu çözüyoruz. Şu anda 18 tane oyuncu saydık ya. Birer milyondan 18 milyon olduğunu sana garantisini veririm. Şimdi 2,5 milyon... sözleşmesi devam ediyor ya. Maliyetini söylüyorum, yıllık maliyetini söylüyorum. Yani şimdi... Yıllık maliyet. Ben ona kabaca konuşuyorum. Ben bu öylesine konuşuyorum. Şimdi 500 bin eurodan oynatmış olsan 18 tane 9 milyon para yapar. Yani elindeki say kadroyu 28-30'a tamamlayacak olursan demek ki bizim 15 milyon olarak bir kadro dizilmemiz lazım. 15 milyon karşı 150 milyon TL demek ki. Bugün parasını çarpıyorum. Senin nakden yayından gıvır zıvırdan elde ettiğin para 70-80 milyon. Maç hasılatın yok. Sponsor gelirlerini nasıl kullandığını hepimiz biliyoruz. 3-5 milyona adam isim hakkını kullandırıyor. Yani öyle şeyler düşünecek olursan. Aslında bu kulübün gelirle gideri birbirini karşılamıyor. Evet. İşin özeti bu. Yani bu minare bu torbanın içine sığmıyor. Muzaffer'in bu torbanın içine sığmıyor. Bizim yapmamız gereken az önce altın örneğini gösterdik değil mi? Futbol satacaksın. Ya evet. Olmuyorsa almayacaksın arkadaşlar. Yani al 300-500 bin lira. Ya rakamlar öyle komik konuşuyor ki sanki basit rakamlar konuşuyor gibi ya. Ya 1 milyon euro dediğimiz bugün 10 milyon lira ya. 10 milyon lira. Abi, organize de fabrika açarım ben 1 milyon euroya ya. Şimdi memleketimizin siyasileri de gelecek. Bu taşın altına elini sokacak. Ben çok iyi biliyorum. Kulakları çınlasın Haseki Başkan. Çok fabrikaya telefon açıp. Evet. Çok kişiye, gücüne göre. Abi bu hafta deplasmana takımı sen götüreceksin. Evet. Demiştir yani. Dökme suyuna değirmen döndür. Bugüne kadar öyle oldu. Kulüp şirketleşmek zorunda, kurumsallaşmak zorunda, bir cami oluşmak zorunda. Evet. Bunda bir altyapısının çözmesi gerekiyor. Evet. Bir altyapı demişken ben bugün kulüp... Şurada gördük oynanan maçlarda. Çok hakkımız yendi. Evet, ona daha gelmedik yani. Türk evet. Faciasına... Bir tane siyasimiz kalkıp da sen ne yapıyorsun dedi mi hakeme ya? Federasyona dedi mi hiçbir şey dedi mi? Ses çıkartabildi mi? Yok. Eskiden ben biliyorum düdük astırmıştı Haseki Başkan. Evet. Düdük. O gazete eski gazete manşetten buraya getirsek. Hakemin düdüğünü astırmıştı. O laflar ağır laflar ha. Değil yani. Rütük'ten ceza alırsın o kapa o lafları bir görsen. O zaman bir taraftan birliği vardı. Yönetim birliği vardı. Camiye vardı. Camiye vardı. Bir de bütçe bu kadar rezil değil. Antrenmanlara yani. Giderdik inan bak. Antrenmanlara giderdik elimizde tepsi baklava. Futbolcu, antrenör, başkan. Hep herkes orada oturur yerde onu ya. Ya işte bakın bir yıl boyunca bunların hiçbiri kalmadı kardeşim şimdi ben göremiyorum. Hasan Bey bir yıl boyunuzdan
büyük iş yaparsanız bir yıl bakın. Federasyondan bu bütçe aşımı hususunda şey alan kulüplere baktınız mı? Ceza alan? Hayır, uyar alan kulüplere. Yani ne uyarsa ne olacak ki ya? Hayır, hangi kulüpler? Kınasan olacak. Hangi kulüp biliyor musunuz? Üç büyükler değil mi? Hayır hayır, üç büyükler değil. Başakşehir. İrfan'ı durumu sattılar 10 milyon euroya. Hı. Artık neler aldılarsa uyarı yediler. Başakşehir bugüne kadar hep bütçesiyle şöyle böyle denen takımıdır. Evet. Bakın bir yıl Şampiyonlar Ligi'ne gitmesine rağmen bütçeyi dağıttılar. İrfan'ı satmasına rağmen bütçeyi dağıttılar. Demek az evvel Altın Ordu Başkan dediği gibi şeyi felsefenizi bozmayacaksınız şampiyon olsanız. Bursa, bozduğunuz dakika Bursa şampiyonun evet. Arka sene küme düştü. Aynısı evet. Da gençinin başına evet. Geldi. Aynısı Başakşehir'in başına baştan geldi. Evet. Çok büyük paralar acaba. Felsefeniz bozdu mu gidiyorsunuz. Bursa şampiyonun sistem mi bozdu mu gider. Gidersin. Evet. Yani bir o dişliğde oynama olmayacak. Oynadı, yani sen olmadı. ben boyu ölçüde takım bu deyip evet. Ona göre gideceksin. Ankara Maliye Bakanlığı'nın kapısında bir yazı okudum ben. Yıl 77. Muhasebesini yapmayan değil bir fert, devlet dahi yıkılmaya mahkumdur. Kemal Atatürk. Sen muhasebesini yapmazsan, bu işi sistemini kurmazsan hocam, istediğin kadar futbolcu al, istediğin kadar futbolcu sat, o paralar bir gün Erciyes'in evet, karı bitiyor mu? Bitiyor. Artık eriyor. Çok güzel. Süremizin de sonuna geldik Hasan evet. Abi. Var mı son olarak eklemek istediğin? Teşekkür ediyorum. Eski günleri yad ettirdiniz bize. Evet. Güzel sohbet oldu. Sistemimizi kuracağız. İnşallah. Biz garim yaşlandık. Kalp var, tansiyon var. Maçlarda heyecan gelmiyor. Gelmiyor. Şöyle bir arkaya yaslanıp güzel maç seyrettirecekler bizlere. İnşallah. Hasan abi ben son 4 dakika rahat izledim ama. Trabzon maçı bitince son 4 dakika rahattı beni. Ben söyleyeyim Kayseri maçında. Şimdi Kayseri Spor kümede kalmadı. İnanın bakın Kayseri Spor'u kümede bıraktılar. Diğer takımların beceriksizliğiyle. Evet. Trabzon bir sene önce küme düşürdü bizi. Bir sene sonra kümede bıraktı. Gençler Ankara gücünü yendi. Biz evet. Kümede kaldık. Evet. Bu kadar olur mu ya? Koskoca 1 milyon 300 bin. Burak Doğu'nun baş şehri Sivas, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Niğde'nin baş şehri buraya. Evet. İnşallah hayırlısı evet. Olur. Şemin abi senden ben de alalım. Ben şöyle Kayseri Spor'un tekrar ediyorum. Hı-hı. Ligde kalmasını büyük başarı olarak görüyorum. Kesinlikle. Bundan sonra çok ufak rutuşlarla iyi yere geleceğine de inanıyorum. Kocaeli gibi, bakın Kocaeli gibi, Samsun gibi, Sakarya gibi, Adana yeni çıktı. Bir zamanlar Ankara gücü gibi. Futbola ekol bakın. Gençler Birliği bunlar ekoldür. Ekol. Ekoldür. Yıkılmaz kalelerdir. 6 ay kaç yıldır çıkamıyor. Düştüğü yerde çıkamayan takımlar gördükten sonra Kayserispor hala biz Süper Lig'de izliyoruz. Bunun kıymetini bilelim. Evet. Takıma destek verelim. Takım bir yıl kendini toparlarsa ondan sonra dişler dönmeye devam eder diye düşünüyorum. Evet. Tüm herkese iyi günler. Abi. Hocam Kayseri Spor da düştü. Allah'tan o sene düştüğü sene iyi bir yerler vardı. Kayseri'yi yöneten başkan kalktı. Yiğit düştüğü yerden kalkar dedi. Kaldırdı. Yoksa Kayseri'de gittiydi. Erciyes Spor gibi olduydu. Evet. Ayhan şimdi abi. Önümüzdeki haftasında genel kurul var Kayserispor'un. Önce yeni olacak yönetime ve başkan adayımıza, büyük bir Berna Başkan'a buradan başarılar diliyorum. Çünkü onların başarısı hepimizin başarısı olacak. Evet. Bütün gönlümüz, düşüncemiz bu kulübün ayakta durmasına, başarısına olduğu kanaatindeyiz. Hep beraber destekliyoruz. Bunu kamuoyu olarak, iş adamları olarak, esnaf ve sanatkarlar olarak, sivil toplum örgütleri olarak da başkan ve yönetim bunu desteklememiz gerektiğini düşünüyorum. Taraftar olarak da bunun arkasında durmamız gerektiği kanaatindeyim. Hepinize ayrıca teşekkür ediyorum. Evet. Ben de bir söz tabii, alabilir buyur, miyim? Buyur Hasan abi. A-Milli futbol takımımız evet. 11 Haziran Cuma günü İtalya'da Roma'da İtalya ile hazırlık maçımız var. Hayır.
açılış evet, karşılaşmasına açılış çıkacak. Ondan önce iki tane hazırlık maçı var. Onlara da başarılar diliyorum. Evet. İnşallah bu sene milli takımımız yüzümüzü güldürecek. İnşallah. 16 Haziran'da Galler, 20 Haziran'da İsviçre ile karşılaşacak. İnşallah galip geliriz. Göğsümüzü gere gere şarkılarımızı söyleriz. İki maçta Azerbaycan'da. Evet. Bir avantaj. Evet. Azeri kardeşlerimizi de bekliyoruz. Çünkü evet, tribünden yarısının izin verecekler. Genel evet, kurulda da Ayhan Bey'in dediği gibi hiç kimse çıkmadı. Berna Başkan çıktı. Onu destekleyecek. Kayseri devam edecek. O da sportif direktörümü getirecek. Akıl danemi bulacak Kayseri'den eskisi gibi. Bir sürü eski futbolcular var, amatör. Üyelik onlar var mı? He? Hasan Bey, üyelik var mı diyorum? Delegelik var mı sizin? Bizim de üyeliğimiz yok. Delege değilsiniz. Ben delegeyim. Kongre üyesi. Siz kongre evet, üyesiniz, delegesiniz. Oy kullanacaksınız yani. Tabii. Tek adamın da pek esprisi kalmıyor ama. Evet. Biz üye olmadan fahri görev yapardık. Osman Erkoç'a genel kaptan, Üveyiz abi rahmetli başkan, Serkan Acar benim asker arkadaşımdı. Serkan Acar, Fenerbahçe'nin şey, müdürü. Evet, evet. Orada da eski, Ali Şengör'ün müdürü. Osman diye bir futbolcu var. Fener'de Osman, bitirdi. Jübilesini yaptı, Kayseri Spor'a gelecek. Dediler ki hadi iş sana düştü. Vardık, fiyatla anlaştık. Kayseri'ye bir geldim, bir manşet. Fenerbahçeli Osman 20 milyona Kayseri Spor'da değil. Oğlan gelmedi. Ya dedi bana verdiğiniz dedi şu kadar. Yazdığınız şu kadar. Bunun dedi gerisi nereye gitti? Evet. Rize Spor'a gitti oğlan. Bize gelmedi. Benim halliyim, benim anladım. Dürüst olacaksın, dürüst çalışacaksın. Şu şöyle dedi, bu böyle dedi. Ah, adam gitti şimdi koskoca takımı satın aldı. Başarılı oldu mu Kayseri Spor? Oldu. Ama kimin parasıyla oldu? Kayseri'nin parasıyla. O adam zengin oldu gitti. Evet, şimdi de Kayseri Spor yoklar oynuyor. Evet, ayaklarınıza sağlık. Evet, çok sağ olun. Çok sağ olun. Bugünlük de bu akşamlık da sahadakiler programı sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.